Evet. Kayıt başladı gibi görünüyor, değil mi? Tamam, teşekkür ederim. Başlayalım o zaman yavaş yavaş. Aşağı yukarı 3 saat verildi bana. Ara var mı bilmiyorum ama tamam. Evet, yani ya ara veririz ya ara vermeden de şöyle bir gidebilirsek gidebiliriz. Mümkünse de öyle olsa daha sevinirim. Çünkü bir Zoom toplantım var yetişmem gereken ama bakarız ihtiyaç nasıl olur ise. Bugünkü konumuz doğum psikodraması. İki tane alanı, iki tane benim için değerli alanı birleştirmek istedim sizin için. Hem doğum hem psikodrama. Benim iki tane çocuğum gibi. Psikodrama Enstitüsü 96 yılında Deniz Altınay ile beraber kurduğumuz bir enstitü. Demek ki kaçlısınız bilmiyorum ama amanın sen doğduğunda biz psikodramayı kurmuşuz Deniz Bey ile beraber. Öyle aniden söyleme öyle yılları. Benim de demek ki aslında şöyle de gidelim. Bu benim gençlik halim. birazcık böyle bir nerelerden geçtiğimi tanıtmak isterim aslında. Çünkü herhangi bir şekilde bu kurumlarla veya alanlarla bağlantılı olmak isterseniz her zaman benimle haberleşebilirsiniz. Çünkü hep ben çok zorlandım böyle tırnaklarımla. Yani işte hani Lamaze nedir, hypnobirthing nedir falan gibi. Yani zaten bağlantılıyım. Dolayısıyla da her şeyi paylaşabilirim. Amerika yeniden keşfetmeye çok gerek yok bence. Çok uğraşmaya gerek yok. O yüzden de birazcık anlatayım istedim kendimi size. Sonra da 2010 yılında da İstanbul Doğum Akademisi'ni kurdum. Kadın doğum hekimi, operatör doktor Hakan Çoker'le beraber. Ve böyle bir işte son 12-13 yıldır hem Psikodrama Enstitüsü hem Doğum Akademisi nasıl gidiyorsa ikisi beraber gitmeye çalışıyor aslında. Ama tabii psikodramadaki Ayça Hanım gibi diğer eğitmenlerimiz sağ olsunlar hemen yardımımıza koştular. Böylece ben biraz daha doğumlara vakit ayırır oldum. O yüzden Psikodrama Enstitüsü onun için dedim ki bir ilk çocuğum. Ondan sonra da Doğum Akademisi geldi ikinci çocuğum olarak. Böyle aşağı yukarı 2010 yılında doğumlarla tanışınca bir baktım ki yani hiç kimsenin bana göre yani ben de bilmiyordum zaten ne doğumu bildiği var ve de ne de doğumla doğum psikolojisini yani doğum psikolojisi diye bir şey de bildiğimiz yok. Yani bize öğretilen bir şey yok. Prenatal psikoloji diye konuşulan bir ders yok. Hiçbir şey yok. Fakat çok önemli de bir eksik var doğumun içerisinde. Acayip yani hani ebeler yorulmuş, kadın doğumcular iş bırakma halinde. Yani anneler babalar zaten yani hani yani doğumu dediğin düşündüğünüzde bilmiyorum ne aklınıza geliyor ama bir herkesin bir korku dolu bir şeyleri oluşuyor bazen. Çok güzel mucize ama gibi bir şeyleri var. Bebeklere anne karnındaki prenatal psikolojiyle ilgili hiç kimsenin bilgisi yok. Dolayısıyla da acayip açık bir alan aslında ve çok da daha fazla da çalışmanızı öneririm aslında. Özellikle prenatal psikoloji ve perinatal psikoloji. Yani fetüse ne oluyor? Anne karnındaki bebeğe ne oluyor? Ne kadar kayıt alıyor? Nelerden travmatize oluyor? Yani buralar mesela çok açık konular hala. Tabii ki de bir prenatal bilimler diye bir alan var ama biraz daha Türkiye'ye daha çok getirmek lazım ve gelecekle ilgili belki bilmiyorum ilgilenirseniz projeleriniz arasında olabilir. Ondan sonra tabii işte yetmedi bu bana. Bir de ben her zaman derneklerin önemli olduğunu düşünürüm STK'ların. Ve doğum için El Ele Derneği'ni kurduk 2015 yılında. Mesleklerden bağımsız bir dernek. Anneler, babalar, teyzeler, doktorlar, ebeler, babaanneler, anneanneler, psikologlar, doğum destekçileri herkes var grubun içinde. Ve şimdi de işte hakikaten depremle ilgili çok güzel bir fonksiyona geçtik. Üçüncü gününden itibaren hemen psikolojik ilk yardımı sunmaya başladık. Sadece gebe ve lohusalar sunabiliyoruz şu an için. Biraz doğum destekçileri, doktorlar, ebelere de desteği veriyoruz ama asıl eğer aklınızda olsun gebe ve lohusalar depremzede varsa bölgede veya taşınmış olan, transfer edilmiş olan lütfen bize ulaşsınlar. Gönüllü bir büyük bir ekibimiz var 80 kişilik civarında.
ebe, kadın doğum hekimi ve doğum psikoloğundan oluşan istedikleri her şeyi sorabilir. Yani bir kadın doğumcuya bile hemen ulaşabilirler telefonun ucundan. Bütün bunlarla ilgili kafanıza takılırsa herhangi bir şey, yani ilgilendiğim ve bağlı bulunduğum dernekler, aralarda ve sonrasında da bana ulaşıp sorabilirsiniz. Bir de Prenatal Bilimler Ortaklığı kuruldu geçen sene. O ortaklığın, yani STK değil ama bir hani partnership diye geçiyor. Onun aslında aynı zamanda kurucularındanım. Bir de Prenatal Alliance diye bir dernek kuruldu. O da İsveç'te kurduk onu. Onun da yönetim kurulu kadrosunda bulunuyorum. Bunlar böyle mesela web sitesinde baktığınızda çok güzel, ücretsiz Türkçe'ye de çevirdik Prenatal Alliance'ın web sayfasını. Gebelere, özellikle de hatta gebe kalmadan önceki sürece dair bir sürü bilgiler var orada. Prenatal alanla ilgili olarak. Onlar hep Türkçe'ye çevrildi. Çok da güzel de çalıştık orada. Ben bugün aslında biraz böyle hem hep beraber konuşalım, sohbet edelim için buradayım. Hem iki tane alanı böyle birleştirip ne yaptığımı anlatmak için size deli deli. Yani doğum psikodraması nedir? Hadi doğumu anladık, psikodramayı anladık ama hani ne ola ki? Sizin dediğiniz gibi bizimle mi alakalı bu? Yani kendi annemizden doğuşumuzla mı alakalı, yoksa bizim anne ve baba oluşumuzla mı alakalı, ya da hepsiyle mi alakalı, ya da daha varoluşsal bir şey mi? Bir şeyi doğurmak mı? Bir kişiyi doğurmanın ötesinde ne bileyim, bu bir yüksek lisans olabilir, bir tez olabilir, bir kitap olabilir. Hayatın kendisi olabilir. Yani bunların hepsini bugün düşünelim istiyorum bu akşam. Böyle birazcık aslında kafa patlatalım. Ben bunun için buradayım. Ama daha çok böyle sizi de duymak isterim. Ne duymak istersiniz? Çünkü gerçekten bu 2,5 saatten sonra aklınızda bir şeyle çıkmanızı istiyorum, ya da elinizde bir şeyle. Fakat acaba siz niye geldiniz? Bir sebeple mi, bir soruyla mı, yoksa hani sadece merak ettiniz mi? Biraz konuşalım mı? Bunu da kayıt etmemiz gerekiyor mu? Yoksa öyle sohbet mi edelim? Güzel olur. Tamam. Açtıysam mı acaba? Tamam. Size zahmet iletir misiniz? Sıradan gidebilir herkes. İsmini de söyler. Ya söylemen de hiç gerekmiyor. O açık değil galiba. Tamam. Devam. Tamam, okey. Evet. Ve kendi doğumumuzla ilgili ilişkilemeyen şey bence ona baba oluşumuzda etkisini bile. Hatta dediğiniz gibi sahip olduklarımız, sonradan sahip olduklarımızda, o yaşam içerisinde doğurduklarımıza bile etkisi olabildiğini düşündüğümden, o yüzden kendi doğumumla ilgili süreci önceliyorum. Teşekkür ederim. İsterseniz yana, isterseniz arkaya. Herkesi duyacağım nasılsa. Hocam ben sizin için geldim. Konuyu bile inanın ki gelirken hatırlamıyordu. Özlemişim biraz açıkçası psikodrama. Ay Neşe Hoca'nın varmış psikodrama prensesinde dedim. Hemen kayıt oldum. Zaten dernek üyesiyim. Öyle mi? O yüzden geldim. Çok teşekkür ederim. Aslında posta denk gelseydik bayağı bir kalabalık bir grup gelirdik. Ama kısmet olmadı. Bana kısmet oldu. Ne kadar şimdi güzel. Herkesi kıskandıracağım, evet. Evet. Sonra gene konuşuruz. Ne olacak? Davet edildikten sonra ben her yerde varım. Tamam. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Ben doğum psikoterapisti olmayı istiyorum. Çok merak ediyorum o alanı. Birkaç hafta önce de burada Ece Koç Hoca'nın konferansına katılmıştım. Bu hafta içi de sizin yine İDA'dan mezun olan bir hocanın eğitimine katılmıştım. Evet, isim verebiliyor muyum bilmiyorum. Gülçin Sandı Hoca'nın beslenme eğitimine katılmıştım. Sizin videolardan izlettirdi. Çok ilgimi çekiyor o yüzden. Sizin isminizi de görünce ilanlarda, afişlerde gelmek Çok istedim. teşekkür ederim. Meslektaşım geliyor. İki tane de bu arada erkek doğum psikoterapisti var. Söyleyeyim.
Vallahi Türkiye'de. Ben bir şey daha tabii söyleyeceğim. Lütfen. Ece Koç'un sunumuna ben de katıldım. Evet. Ve gerçekten merakla gelmiştim. Ama doğum psikoterapisti olma konusuna hiç ilgi duymadım sonradan. Çünkü ben eski sağlıkçıyım. Anestezi teknikeriydim önceleri. Doğumlara falan da çok katılmışlığım var. İşte ebelere yardım etmişliğim nöbetlerde. Zaten sezaryen vakalarına çok girerdim. O yani böyle hani sağlık sektöründen biraz o anlamda şey kendimi soyutlamak istiyorum galiba. Ama psikodrama ile birlikte birleşince bu sunum bunu görmek istedim. Çok teşekkür ederim. Buyurunuz. Arkadaşımız. Evet, sana gelecek nasıl haberin olsun. Benim psikodrama ile alakalı aslında çok böyle bir ilgim, bilgim yoktu. Ama doğum kısmını merak ediyordum açıkçası. Ben Sakarya Üniversitesi son sınıf öğrencisiyim. Sakarya'da da bir klinikte staj yapıyordum aynı zamanda. Psikolojik danışmanlık. Kübra Sümer Hoca'nın asistanıyım. Kendisi özellikle gitmemi istedi, yani gelmemi istedi. Kendisi size çok selam iletti. İşte Neşe Hoca benim yoluma çok ışık oldu. Hani git en azından tanış dedi. Ben de doğumu merak ettiğim için açıkçası bugün buradayım. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Merhaba hocam. Beni de arkadaşım aslında teşvik etti. Tuttu getirdik oğlum. ve bunu bana söylemeden önce ben çok garip bir rüya görmüştüm. Böyle bir doğum işte yaptığım falan gibi. Çok ilginç bir rüyaydı ve çok etkilendim bundan. Çok gerçekçiydi benim için. O da beni biraz teşvik etti aslında. Yani bu şekilde hocam. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Astrolist. Gerçekler bile. Evet, lütfen. Şöyle hocam, ben de İstanbul Aydın Üniversitesi'nde bizim bir psikodrama çalışma grubu var. O grupta da yer alıyorum. Evet. Dilek Hoca, Dilek Özyürek. Diğer. Evet. Oradan işte bir ilgi oldu yani psikodramaya. Bugün de böyle doğum psikodraması olunca böyle konu çok ilgi çekici geldi. Geldik hocam. Hoş geldiniz. Ben hocam psikodramaya çok ilgi duyuyorum. Bir eğitim almadım ama Deniz Hoca'nın işte daha önce enstitüdeki çalışmalarını dinlemiştim. Sizin isminizi de çokça duyuyorum yani. Farklı platformlarda da zaten enstitüye her zaman geldiğinizde mutlu oluyoruz. Doğum psikoterapisi, doğum psikodraması olarak duymamıştım ama doğum psikoterapisi olarak benim nişanlım hastanede çalışıyor. Ya işte hastanede çok doğum yapmaya gelenler oluyor. Hani zaman zaman böyle bir şeyleri oluyor, talepleri oluyor. İşte postpartum depresyon ya da onun gibi ya da süreç içerisinde ihtiyaçları oluyor. Bunun için ne yapabilirim falan diye şey yapıyordu, söylüyordu hep. O da mı psikolog? Evet, o da psikolog. Yani Neşe Karabekir Hoca var, hep doğum psikoterapisi anlatıyor falan diye. Daha önce bahsetmiştim. Şimdi bugün de söyledim. Neşe Karabekir Hoca geliyor, haberin olsun diye. O da hastaneden çıktı tabii, Darıca'da hastane. Oradan çıktı geliyor, inşallah saat 7'ye yetişirse. Doğuma gelecek. Yetişecek. Evet, evet hocam. Kınırken gelecek. Çok teşekkür ederim. Ne güzel. O tanışamazsak da selamlarımı iletirsiniz lütfen. Ben o zaman bir parça güzel. Yani hani hem heyecanlısınız hem böyle bir kendi materyalleriniz de var. Öyle gidelim. İki tarafı da anlatayım istiyorum size. Hem doğum psikoterapisini hem de psikodrama ile benim nasıl bu ikisini birleştirdiğimi. Şuradan başlayalım mı? Doğum şekilleri diyeceğim. Diyeceksiniz ki ya iki tane şekil var zaten yani. Bu çocuk ya normal doğacak ya sezeryanla doğacak. Ama aslında öyle değil. Birkaç tane şekil var şimdi. Bunları hem kadın hem erkek olarak hem de doğan bebekler olarak bilmemiz çok önemli. Hele bir de psikoterapist olarak çalışacaksak illa doğum psikoterapisti olmamız gerekmiyor. Yani birinin seans odasında kendine doğmasını, kendini doğurmasını çalışacaksanız yani böyle bir teknik kısımları da bilmekte yarar var bence. Bir tanesi planlı sezaryen. Geldi mi o bilmiyorum. Planlı sezaryen var mı aramızda? Sabah 9. Pazartesi sabah 9. Tarih verilmiş olan. Kendi çocuklarıma. Tamam. Mesela planlı sezaryen bu. Yani saat veriliyor, gün veriliyor ve tıbbi bir komplikasyon yok. Olabilir, olmayabilir ama hani yani ağırlıklı olarak bir tamamen bir zaman veriliyor olması. Ondan sonrası ikinci sezaryen çeşidi. Doğum başlıyor bir şekilde ve hop
bir şey oluyor, kalp atışları düşüyor, kanama oluyor ve tıbbi bir sebeple doğum başladıktan sonra hangi çeşit başlarsa, kasılmalarla başlayabilir, su gelip başlayabilir, sezaryana dönmüş olması ikinci çeşit. Bunların bu arada hepsinin başlı başına bir konuşma konusu var yani, farkındaysanız. Ve yavaş yavaş böyle eminim ki fark edeceksiniz zaten psikoterapi background'unuz varsa, geliş şeklimizin aslında hayatı yaşayışımızı, seçimlerimizi nasıl etkilediğiyle ilgili hemen düşünmeye başlamış olmalısınız. Epidural analjeziyi duymuşsunuzdur. Anestezi değil yalnız, analjezi. Epiduralde hani böyle sırttan yapılan iğneyle beraber olan tamamen belden aşağı uyuşma hali. Bununla da vajinal doğum yapmak mümkün. Bununla sezaryen olmak da mümkün. Tamam. Vajinal doğum dediğimiz bir şey var. Herkesin böyle halk arasında normal dediği. Benim vajinal doğum dediğim. Çünkü öbürü anormal değil. Yani sadece çeşitleri farklı. O bir absürt bir şeye düşüyor çünkü. Yani ben normalim, sen anormalsin falan. Ne demek yani? Senin çocukların anormal mi doğdu? Hayır. Yani sadece farklılıklar var ama yani şimdi biz terapist olarak düşündüğümüzde her bir kelime aslında hem kendimize hem de çocuklara ne acayip değişik şeyler yüklüyor yani aslında. Her vajinal doğum doğal doğum değil bu arada. Aklınızda olsun. Yani her bebeğin vajinadan çıkması normal doğum, doğal doğum demek değil. Normal değil de doğal doğum değil. Tamam, ne oldu? Neden? Çünkü farklı farklı teknikler olabilir. Farklı farklı müdahaleler, tıbbi müdahaleler olabilir. İşte üstten itilebilir, alttan çekilebilir. Bir sürü. Yani onlarla çünkü bu konuşmada çok uğraşmayacağız. Ama sadece aklınızda o olsun. Yani her vajinal doğum doğal doğum değil. Doğal doğum ise adı üstünde. Hiçbir tıbbi müdahale olmadan doğum kendi başlamasını bekleyip kendi doğalında devam eden, farklı bir tıbbi müdahaleye de olmadan süre gelen ve sağlıklı biten doğum aslında. Suya doğum, lotus doğum duyduysanız onları, onlar onun içine giriyor biraz daha. Tıbbi müdahale olmadan. Dolayısıyla da bir kendinize bir bakın isterim. Siz nasıl dünyaya geldiniz hiç biliyor musunuz bilmiyorum ama bilmiyorsanız da eğer hayattaysa kişilerini sorun lütfen. Ben çünkü artık hani 33. senemdeyim ve düşünüyorum ki gerçekten terapist olarak çalışıyorsak, hele bir de gebelerle ve loğusalarla çalışıyorsak, kendi varoluşumuzu bilmeden olmaz. Yani nasıl o süreci takip edeceksin? Kendi hoş geldiniz avantajlarınızı da avantajlarınızı nasıl göreceksiniz? Çok önemli geliyor bu bana. Hele gebeler ve loğusalarla çalışıyorsanız. Dolayısıyla da yani bir en azından kendi doğum şeklinizi bir bakın istiyorum. Nasıl gelmişsiniz dünyaya? Yeni gelenler için de şöyle bir kısaca bir bakınız bakalım nasıl geldiniz dünyaya kendi annenizden. Müdahaleler nasıl yapıldı? Erken mi geldiniz? Yoğun bakımda kaldınız mı? Geç mi kaldınız? Yoğun bakımda kaç gün kaldın? Yani bunların hepsinin, daha sonrasında biraz daha sonra ileteceğim, bunların hepsinin bir karşılığı var kişilik yapımızda. Ama tabii sen de sağlıkçılarla çok haşır neşir olduğun için bileceksin ki onların yapacağı hiçbir şey yok bu konuya. Çünkü anlatılan bir şey bile değil onlara. Yani sadece yapmak için yapıyorlar tabii zavallılar. Çünkü sadece kalbi atan sağlıklı bir bebeği annesine kavuşturmak şu andaki hedef. Ama bizim için bu değil. Yani biz başka bir taraftan bakıyor olmalıyız ki başka bir kuşak yetiştirebilelim. Ve o başka kuşakta birazdan anlatacağım zaten. Yani hakikaten nasıl olur ise yani işte hani bizi iyileştirenler, yetiştirenler, büyütenler. Yani hakikaten ne olabilir? Yani onu hep onu düşünün istiyorum. Çünkü ben biraz bununla kafayı kırarak 2010'dan itibaren bu doğumla psikodramayı, doğumla psikoterapiyi hani nasıl birleştirelim yoluna buradan çıktım. Bunun için de biraz daha net bilgilerle gidelim aslında. Doğumların ne olduğunu öğrendik. Şimdi bizim Türkiye'mizin gerçeğini de bilmeniz lazım. Eğer doğumlarla ilgili, kendinizle ilgili, başkalarıyla ilgili çalışacaksanız. Türkiye dünyada sezaryen oranında ikinci sırada.
Bakın dünyada. Şimdi biliyor musunuz ki bunun bu arada korkunçluğunu. Sezaryenle ilgili bir korkunçluk yok. Gereksiz sezaryenle ilgili bir korkunçluk var. Yani dünyada biz ikinci sıraya yerleşmişsek, yani keşke başka şekilde ikinci sıraya yerleşseydik. Burada bir terslik olmalı. Bu tersliği işte her taraftan ben bakalım diye yola çıktım. Biz de bakalım psikologlar olarak. Kadın doğum hekimleri baksın, ebeler baksın, anneler ve babalar da baksın. Hep beraber bir elini taşın altına sokalım istedim. Çünkü bu benim için çok büyük bir şoktu. Ve yani 2000 dedim ya, ondan itibaren buraya devraldım, biraz bu sisteme girdim. Yani demek ki ne 2000'de mezun olsam 90 mezunuyum. 90'dan 2010'a kadar psikodramatist yetiştirmişim. Psikodrama terapisti yetiştirmişim. Ben hiç bunları anlatmamışım. Bu benim için büyük bir kırılma noktasıydı. Ve ben şimdi 2010'dan itibaren bu borcumu ödüyorum zaten. Yani onu anlatamadım. Bence büyük bir, bilmiyorduk tabii yani, bize de öğretilmedi. Büyük bir bahane olmamalı. Ama gerçekten ben de yetiştirdiğim terapistleri anlatmadım. O yüzden de özür dileyerek tekrar herkese anlatmaya çalışıyorum aslında. Çünkü çok büyük bir eksiklik. Çok büyük bir eksiklik. Nasıl oldu da yani doğum öncesi bebek anne karnı, yani rahim dünyasını, rahim psikolojisini ve doğum anını anlatamadık biz. Yani buradan devam edin ve hala da gerekli ehemmiyetin verildiğini düşünmüyorum zaten aslında. Yani bir ders olması çok gerekli mesela üniversitelerde, ama hani kürsü yok, bununla ilgilenen hoca yok falan gibi bir takım kısıtlamalar var. Şimdi sezaryen oranları şöyle, şunun için aktarmak istedim. Sezaryen kötü bir şey anlamında değil. Ama gerekli olandan eğer sapar isek, yani Dünya Sağlık Örgütü bir şeyler ortaya, istatistikler ortaya koymuş. İstatistiğin oranı %15-20. Şimdi biz dünya istatistiği %15 ve 20 iken %58, devlet hastanesinde 44, üniversitelerde 77. Hadi üniversiteler zor hastaneler. Çünkü hani bütün kanamalılar, onlar bunlar, zor komplikasyonlar oraya gidiyor. Özel hastaneler %76. Bazı hastaneleri siz de ben de biliyoruz ki %99. Şimdi bu da bir terslik var. Yani Dünya Sağlık Örgütü %15-20 diyorsa, yani bizim bunu kafamız önümüze alıp biz acaba Türkiye'de ne yapmış olabiliriz el birliğiyle? Yani nasıl bir korku yaratmış olmalıyız ki? Bu kadın ve adamlar o tarafa doğru, yani sezaryanı seçmiş olsunlar. Bu doktorcuklar ve ebecikler de bu sistemin içinde kaynayıp gitmiş olsunlar. Yani bu el birliği olan bir şey. Hiç kimse kesinlikle bunda bir suçluluk yok. Zaten suç yok ortada. Ama bir terslik var. Ve ben bizim bilim alanımızın buna kesinlikle sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü içinde korku var, endişe var, kaygı var. Çok çok fazla bilinmezlik var. Hiç bilmediğimiz bir şeyden de zaten korkarız. Kadın ayrı korkuyor, adam ayrı korkuyor, doktor ayrı korkuyor, ebe ayrı korkuyor. Yani eminim sağlıkçı arkadaşlarının sezaryen oranı neredeyse yüze yakındır yani. Dahil olmak üzere. Dolayısıyla da o gördüğün neyse, o hissettiğin neyse, onu yaşamamak adına böyle bir şeye hem vücudunu, hem bebeğini, hem kendini, hem gelecek kuşakları bedel ödemiş oluyoruz. Onun ismi birazcık öyle bir şey aslında. Buradan ben bu kadar bunlar varken bir böyle bir araştırdım ki, bilmiyorum kafalarınızda, etrafınızda neler var ve daha sizin yaşadıklarınız, duyduklarınız. Yani ben keşke demeyen hiçbir kadın ve baba ile karşıla. Babalar hadi nispeten, ama yani gerçekten yani müthiş keşkeler var doğumun içinde. Yani kadınlara bir sorun, yani böyle iki dakika bir sohbet ederken. Annelerinize bir sorun, teyzelerinize bir sorun. Yani keşke plan sezersen olsaydım, olmasaydım. Kocayı yanıma alsaydım, almasaydım. Yani doğuma hoş geldiniz, buyurun. Doğuma hazırlık eğitimi alsaydım, almasaydım. Yani suya doğum, öğrenseydim. Çok, yani yok, keşkesiz bir durum yok yani. Ya bu bence acayip bir şey yani. Ya, kadının bütün hayatını ele alan
Ve aynı zamanda da bebeğin ve kaç tane kuşağı etkileyen bir şeyden bahsediyoruz. Bu kadar keşkenin olduğu bir yerde biz yokuz. Psikologlar yok. Yani işte hani belki biraz böyle gebelerle çalışan falan, postpartumla çalışan meslektaşlarımız var. Ama ne kadar doğum biliyorlar bilmiyorum. Yani sana anlatılan, gebe gelecek sana bir hikaye anlatacak. O hikayenin Türkiye'deki gerçeğini bilmedikten sonra nasıl yardım edeceksin? Yani mümkün değil. Dolayısıyla da yani bunları biraz kafanızda canlandırın istiyorum. Bu keşkelerle ilgili zaten bir şekilde anlatmak istediğimde keşkesiz doğum zaten. Keşkesiz doğum bir tanım ve patentli bir süreç bütün dünyada. Çok belli zaten, kendiliğinden başlayacak mümkünse doğum. Doğal hormonlarımız optimum koşullarda salgılanacak ve mümkün olduğunca, bakın kırmızıyla yazıyor, eğer bir komplikasyon varsa evet müdahale edelim. Ama biz o desteği verelim, kadına, erkeğe, bebeğe, doğum ekibine verelim. Yani o korku, kaygı, o bilinmezliği bir ortam, zaten bilinmez bir şey doğum. Ne olacağı belli, ne zaman olacağı belli değil, ne zaman başlayacağı, ne kadar süreceği belli değil. Yani bu bilinmezliğin içerisinde bu kadar kişi korku ve kaygılıyken zaten ne yapmamız bekleniyor ki aslında? Ve inanabiliyor musunuz? Yani ben gerçekten, yani dedim ya, bu kadar sene sonra ya nasıl biz burada yokuz yahu? Nasıl böyle bir alanı kaçırıp, yani biz oranlarımızı, yani bakmayın tabii sezaryen oranı ayrı, vajinal doğum yapanlar da hani gül toplamıyor yani bu arada. Yani onların da dertleri ayrı. Yani bir herkes böyle travmatik bir doğumdan çıkıyor yani. Babaların zaten anons dahi etmiyorum. Hani korkusunu, kaygısını, yalnızlığını, çaresizliğini, volta atmalarını doğumhanenin dışında. Doğuma girsek ayrı, girmesek ayrı. Abuk subuk, hiçbir şekilde kanıta dayalı olmayan, makale bile olmayan bilgilerle. Yani girersem cinselliğim mi bozulur? Girmezsem bütün hayat boyunca azap mı sıçarım? Yani bütün bunlarla biz doğum yapıyoruz. Yani gene iyiyiz yani, hakikaten gene örüyoruz yani. Hani cesaret edip gebe kalıyoruz. Yani bence inanılmaz bir şey. Dolayısıyla da keşkesiz doğum kim için diye ben düşündük. Biz yani Hakan Çoker'le beraber işte 2010'da kadın doğum hekimi. Çok şey öğrendim tabii. Çok şey öğrendim ki onları paylaşmak için varım zaten. Yani bir kere kadın için, tabii ki baba için, doktor için, bakın kadın doğum hekimi için de inanılmaz korku ve kaygıları var çünkü. Var mı içinizde kadın doğum hekimi veya ebe hemşire? Yani orası ayrı bir konu zaten. Çünkü kadın doğum hekimliğini bırakmak ne demek? Yani nasıl bir mutsuzluk ve nasıl bir zorluk olmalı ki o kadar emek veren kadın doğum hekimi bıraksın yani. Çok kişi bırakıyor şu anda. Ve sırada yani TUS sıralamasında kadın doğumu seçme en son sırada. Şimdi burada bir terslik var. Yani biz demek ki bir şey yapıyoruz bu kadın doğum hekimlerimize. Çok kısa zamanda, bunu da çok düşünüyorum ve çok kafa patlatıyorum. Doğum, vajinal doğum yaptıracak kadın doğum hekimi kalmayacak. Niye yapsın ki? Yani herhangi bir şeyde ben seni mahkemeye veriyorsam, yani ya sen sezaryen yaparsın ya da hani zaten ben çiftçilik falan yapayım dersin yani, daha çok para var. Yani böyle bir durumdalar, anlayın. Yani o yüzden birazcık Türkiye yaşamasını anlatmak istedim size. Ve ebe de aynı şekilde, personel de aynı şekilde ama en çok ve en önemli gelen işte geliyor böyle yavaş yavaş geliyor. Bu bebek için keşkesiz doğum. Yani en unuttuğumuz kişi bu arada. Ama ona için hizmet ediyoruz ha. Sağlıklı bebek için hizmet ediyoruz. Sağlıklı kuşak için hizmet ediyoruz. Fakat bebeği hisseden, duymaya çalışan, onun neye ihtiyacı var, duymaya çalışan çok az kişimiz var. İşte yavaş yavaş bilinçleniyoruz aslında. Bakın bebeğe. Bebek bir dakikalık bebek. Fotoğrafta. Görünüyor mu bilmiyorum. Gözleri açık. Bakın bütün bu bağlanma dediğimiz şey burası işte. Çatır çatır çatladığımız bağlanma, kaliteli bağlanma. İşte burada başlıyor. Bu bebeği
anne kucağına vermediğimiz veya baba kucağına vermediğimiz başka bir yere götürdüğümüz, bebek odasına götürdüğümüz zaman bağlanma sekteye uğruyor. Ve biz bunu kendi ellerimizle yapıyoruz. O yüzden ben böyle 2010'dan beri kafayı yiyorum ki acaba biz bunu nasıl değiştirebiliriz diye. Ki o yüzden de iki alanı böylece birleştirdim yavaş yavaş. Ve size keşke siz doğum psikodramaya geçmeden önce keşke siz doğum ekibimi de tanıtmak istiyorum. Doktor, kadın doğum hekimi, ebe. Ebe çok önemli. Ebe bak ortamızda duruyor ve doğum psikoloğundan oluşuyor. Doğum psikoterapisti diyorum aslında ama biraz halk dilinde uzun olduğu için doğum psikoloğu. Keşke siz doğum ekibi bu. Benim hayalim yani paradan, puldan bağımsız. Bence doğumlar parasız olmalı zaten gerçi. Ama nasıl ne zaman oraya geçeriz hiç bilmiyorum. Yani çünkü bir kadının ve bir adamın bebeğiyle kavuşurken ay hangi hastaneyi kullanacağım, suya mı doğum yapsam, yani o ne kadar pahalı, doğum psikoloğu ne kadar falan filan diye düşünmemesi lazım bence. Yani bunu bizim hop otomatikman sunuyor olmamız lazım. Sen seçiyor olmalısın. Hangi doğum psikoloğu mu kullanayım, doula mı kullanayım? Yani bunlar lüks şeyler değil çünkü. Ve Anadolu'da zaten olan şeyler. Bunlar bizim kültürümüzde var. Ebelerimiz var. Ev doğumlarımız var. Evde doğan var mı bilmiyorum. Evet, bibilerimiz var. Bibiler varmış mesela. Şimdinin doğulaları, doğum destekçileri. Doğum koçu gibi geçiyor. Ben doğum koçu demiyorum. Doğum destekçileri. Bir kadınlar, kadınlara destek olurmuş zaten. Yani ben doğurdum, sen de doğur kardeşim olurmuş zaten. Yani o... İşte oradan nerelere geldik kısmı. Tabii orada da çok büyük yalnızlıklar var. Orada da çok büyük travmalar var. Tabii ki de müthiş kayıplar var ev doğumları neticesinde. Hastaneye almak tabii ki de çok kıymetli oldu elbette. Ama Kantar'ın topuzu kaçtı. Yani orası çok çok zordu. Evet çok ağırdı koşullar ev doğumlarında. Ama hastane doğumlarında da her şeyi bıraktık doktorların hizmetine. Biat etmek böyle bir şey. Sorumluluk bitti. Teslim ettim çünkü. Benim yerime sen karar ver. Doktor bey, doktor hanım. Ya parayı veriyorum, sen karar ver. O zaman biz gücümüzü, inisiyatifimizi, spontanlığımızı ve yaratıcılığımızı ki psikodramada konuşacağım. Oranın emrine vermiş olduk. İşte burası kırılma noktası. İşte orası da zaten spontanitenin kaçtığı bir nokta oluyor. Şimdi psikodramaya bakarsak, psikodramayla tanışan birkaç kişi vardı aranızda. Yeni gelenlerden var mı psikodramadan arka taraftan tanışan psikodramayla? Duydun mu? Tamam. Biraz tanıştırmak isterim sizi psikodramayla. Çok kısaca bahsetmek istersek, gerçeğin hangisi ise sizin gerçeğinizin ama subjektif gerçeklikten bahsediyoruz. Dramatizasyonlu yeniden canlandırılması. Neyse kafanızdaki, ister geçmişten gelen bir sahne, ister gelecekten gelen bir sahne, herhangi bir ölüyle konuşma, doğmamış bebekle konuşma, bir karşılaşma, bir travma sahnesinin kendisi sahnede yeniden canlandırılıyor grup üyeleri tarafından. Şimdi farkındaysanız burada spontanite var. Net. Eylem var, aksiyon var ve yaratıcılık var. Bunlar çok önemli. Anlatma, hani bizim gibi psikoterapistlerdeki yani daha sözel terapilere baktığımızda anlatma bana göster ilkesi var. Yani tamam konuştun ama hani göster. O göster kısmı da hop bizi vücut kayıtlarına götürüyor. Tamam. Dolayısıyla da sözlerin arkasına çok çabuk sığınabiliriz. Bir sürü şeyi birazcık izleyebiliriz. Akla uydururuz, bir sürü şey yaparız. Ama bana göster dediğinde veya canlandır dediğinde o vücut kayıtlarını yalan söylemezler. O yüzden psikodrama bu noktada senin kendi subjektif gerçeğin açısından çok önemli ve çok değer kazanıyor. Ve ilişkilerin içinde öğreniyoruz. Yani grup terapisi, tabii bireysel psikodrama da var bu arada. Benim alanlarımdan biri. Psikodramanın bireysel one to one, teke tek seanslarda da kullanılma hali. Hepsi var. Kahkaha var, değil mi? Gözyaşı var. Her şey var aynı zamanda psikoterapinin, psikodramanın içinde. Şimdi ben ikisine baktığımda psikodramayla doğuma çok benzer. İkisinde de spontanite var. Doğumda çünkü spontanitenin fizyolojik karşılığı. Hani öbüründe ikisinde de eylem var.
Yani aksiyonun kendisi var. Psikodrama aksiyonlu bir şey. Doğuma baktığımızda anne ile bebek hayatlarında ilk eylemlerini gerçekleşiyorlar. Beraber eylem yapacaklar. Beraber spontan bir eylem yapıyorlar. Ha işte hikaye bu. Biz korku, kaygı ve endişeyle bu ilk spontan eylemi, yani anne ile bebeğin ilk spontan eylemini beraber yapmak, beraber olmak, beraber hareket etmek eylemini ellerinden alırsak korku, kaygı ve endişeyle, işte o zaman da oradan itibaren bağlanma problemi de başlıyor, sıkıntı da başlıyor. Spontanite, aldığımız spontaniteyi de sonra tekrar para vererek kazanmaya çalışıyoruz. Yani terapide yapmaya çalıştığımız birazcık da bu aslında. Yaratıcılık da ikisinde çok net. Psikodramada da var. Doğumun da kendisinde de var. İlk yaratıcı durum doğumun kendisi. Ve psikodramada da öyledir. Yani bir sahne yaratılır burada, olmayan bir sahne. Belki de hiç olmayacak bir sahne. Hayatınızda hiç gerçekleşmeyecek bir sahne yaratılır. İçine gireriz. Kendi, gene söylüyorum, subjektif gerçekliğimizi belki değiştiririz, belki oynatırız, belki farklılaştırırız ve kendi hikayemizi yeniden yazarız. Bu bizim elimizde. Zaten psikoterapi ne? Psikoterapiyle biz gerçeği değiştirmiyoruz. Gerçeği yapacağımız hiçbir şey yok. Ama kendi hikayeni, bakış açısını değiştiriyorsun danışanlarına çalışırken. Onun hikayesine bakış açısını değiştiriyorsun. Ve o hikayenin bütün hayatını travmatize mi edecek? Yoksa alacak o danışanı bir yerden bir yere mi götürecek? İşte onun gerçeğini yapıyorsun. Psikoterapi bu zaten. Psikodramada da bunu aksiyon haline dönüştürmek var. Sonra psikodramanın unsurlarına baktım. Gene doğumla çok birleşiyor. Bir kere psikodramada sahne var. Demiştim ya, bir stage olmalı, sahne olmalı. Doğum aynı şekilde, yani ister işte ben suya doğumu söyledim ama ister suya doğum olsun, fotoğraflar size ait, yani size için izin verilmiş, yapmadığınızı biliyorum, onlara da söyledim çekim için, sadece sizinle paylaşıyorum. Fotoğraflar gerçek fotoğraflar bu arada, benim şahsen doğumlarına girdiklerim, sadece konferanslar için bana izin verdiler, sağ olsunlar, çok değerli bir şey bence. Çok teşekkür ediyorum, müteşekkirim. Yani başka türlü anlatmak çok mümkün olmuyor çünkü. Başka fotoğrafları kullanmak da istemiyorum. Yabancıların fotoğraflarından bize ne? Çok bize uymuyor zaten. Şimdi mesela sahne burası. Sahne, evet, suya doğumsa suya doğum olur. Başka bir doğumsa neyse, doğum çeşidiyse olur. Sezaryen operasyonuysa ameliyathane olabilir. Yani ama bir sahne var aslında. İlginç bir şekilde bir stage var yani. Protagonist başka bir unsurdur. Psikodramanın unsurlarının içerisinde protagonist başrol oyuncusu demek. Yani kişinin, işte grubun içerisinde kim, hani ben konumu biraz daha incelemek, irdelemek istiyorum, derinleşmek istiyorum diyen kişi protagonist. Tamam, başrol oyuncusu. Başrol oyuncusu var. Anne mi bebek mi bilmiyorum gerçi, hangisi başrol oyuncusu. Bazen o, bazen o olabilir. Ama protagonistimiz var gerçekten doğumda. Yönetici, gene bilmiyorum, orası karışık kim. Yani bebek mi, anne mi bilmiyorum. Bazen değişebilir onlar doğumun içerisinde. Belki bazen ekipten biri olabilir. Belki doktor olabilir. Belki hakikaten bebeğin kendisi olabilir. Bana göre biraz bebeğin kendisi ama bilemiyorum tam. Bazen değişebilir. Yardımcı egolar var. Yardımcı egolar, burada mesela ekibi görüyorsunuz. İşte ekipte doktor var. Ebe var, doğum psikoloğu var, baba var. Burada anneanne de var ekibin içerisinde. Bir de orada gördünüz mü, plazenta var. Plazentayı gördünüz mü? Kırmızı. Bence o da bir yardımcı ego bu arada. Ve çok önemli bir yardımcı egodur aslında. Anne karnında, rahim dünyasında bebeğin ilk arkadaşı. Orada bir sürü hikaye olabilir yani. Düşünün yani. Artık anne karnında 9 ay boyunca plezantasıyla ne yaşadıysa. Bana göre çok önemli bu arada. Ve plezanta çok ilginç. Bilmiyorum, ilgilenir misiniz? İlgilenin de istiyorum. Ama nasıl araştırmalar yapılır bilmiyorum. Bana göre mesela tamamen bir kara kutu. Tabii ki. Tabii. Hı hı. Bunun da bilgisi var ama.
kalıta dayalı bilgisi var. Çünkü plazentanın içerisinde oksitosin var, hormon. Ve o aynı zamanda kanamayı da önlüyor. Kurutup yeme kısımları olabilir. Yani toprağa gömenler zaten bizim geleneğimizde var. Plazentanın gömülüyor. Yani vücuttan çıkan bir şey. Fonksiyonunu yitiriyor elbette. Fonksiyon devam etmiyor. Ama gerçekten bir anısı var. Yani bebeğinin yanında 9 ay boyunca durmuş bir şeyden bahsediyoruz. Onun bir hikayesi var yani. Ve besleyen aynı zamanda. Yani besleyen, duygular oradan gidiyor bebeğe. Besin oradan gidiyor bebeğe. Yani tek bir bağlantı. Acayip bir şey geliyor bana yani. Ve ama çok uzun zaman, çok uzun yıllarda, hala da aslında bazen öyle. Sen talep etmediğince de tıbbi atık olarak addedilen bir şey yani. Hop gidiyor. Daha başka yerlerde, uzak doğuda falan biliyorsunuz. Güzel şeylere kullanılıyor, kozmetiklere kullanılıyor. Bir sürü şeyi var yani velhasıl. Yani benim için önemli olan vücuttan ve bize ait olan, vücuttan çıkan herhangi bir şeyin saygıya addedilmiş olması. Saygıyı hak ediyor çünkü bence. O yüzden de yani ben her zaman derim mesela, yani en azından bir teşekkürü hak etmiyor mu bu plazenta? Değil mi? Yani o yüzden psikodramada da her bir bölgeyle, vücut bölgemizle veya her bir bebeğin dokunduğu her şeyle konuşabilmek, sohbet edebilmek ve en azından ya da bir teşekkür edebilmek önemli bir şey aslında. Bu birazcık bence bir şey yalnız, bu çok kanıta dayalı bir şey söylemiyorum. İlla şöyle, illa böyle olmalı demiyorum ama bu biraz daha bence bir şey. Ve aynı zamanda yardımcı egolar da psikodramada hani gruptaki kişiler diye düşünün. Yani hani senin oyununda, senin canlandırmanda rol alanlar. Hı? O şeyin auxiliary egos diye geçiyor İngilizcesi. Psikodramanın literatüründe öyle geçiyor. Dolayısıyla da hani ego dediğimiz ego benler yani. Egonun karşılığı bildiğimiz ego değil de yardımcı kişiler diye düşünün. Yani Yunanca'daki ego gibi geçiyor. Grup zaten en unsurlardan biri psikodramada. Dediğim gibi bireysel psikodrama yapılıyor olsa da gene de grup çok önemlidir psikodramada. Bütün bu yardımcı elemanlarla beraber. Burada da grup var. Görünüyor mu bilmiyorum. Oraya bir perde bozulmuş. Buradaki grupta da baba var. İlk bebek var. Görünüyor mu? O ilk bebeğe de masaj öğretmişler. Görüyorsunuz. Annesine masaj yapmaya çalışıyor. bu benim ilk suda doğumum bu arada. Hepsine tekrar teşekkür ediyorum. Tabii çok uzun oldu. 2010 yılında ilk girdiğim doğum. Çok acayip. Yani böyle başlanınca başka hiçbir şey olmuyor. Yani şöyle başladım yani doğumlara girmeye. Doğuma hazırlık eğitmenliğini öğrenmeye çalışıyordum o sırada. Psikodramayla nasıl birleştiririm falan diye. Ve gittiğimde bir doğuma hazırlık eğitimine gitmiştim Marmaris'te. İkizler bu. Bu arada yani şuradaki ikiz bebekler. Belki bilmiyorum çıkınca görününce gösteririm size fotoğraflarını. İkiz 40 yaşında tüp bebek. Suya doğum istiyor, evde istiyor. Yani daha başka bana nasıl bir karşılama yapabilirdi bu hayat? Yani ilk doğumuma. Ben tabii hiçbir şeyde hiçbir konuyla alakam olmadığı için okey falan benim için. Şimdi yani bilmiyorum hani bu saydıklarımı herhangi birisi evet yani bak biliyorsun yani mesela işte hani anestezi background'un var biliyorsun. Ya yani bu yani 40 yaş zaten başlı başına bir şeymiş. Ne bileyim benim haberim yok işte. Yani gebe kalıyorsan doğuruyorsun bana göre yani. Yaşın ne önemi var bana göre. Hala da öyle düşünüyorum gerçi zaten. Kadıncağız suya doğum istemiş. Tamam ne istiyorsa olsun. Evde istemiş falan. Yani benim için tabii o kadar normal ki bunlar. Yani istemiş biz de hizmet etmemiz lazım bana göre. Ya Allah'a şükür böyle bir şeyle başladım. Şimdi dolayısıyla da hani herhangi bir şey yani benim için artık tuhaf, değişik. Zaten oradan başlayınca çok şükrediyorum ama yani çok müteşekkirim. Yani hem hakikaten beni davet edene, doktora, yani izin veren doktora, evine davet eden bu ekibe. Yani müthiş bir başlangıç yapıp çıtayı çok yükseltip evet. Yani ama sonra bir baktım ki bilmiyorum tabii şimdi de daha bilinçli insanlar 2010'da o zaman.
Yani 35 yaşın sonrasının artık hani yaşlı gebeliği mi kalmadı, ikizlerin hiçbir şekilde doğurulmamadığı mı kalmadı, herkes tedaryen oluyor. Suya doğum zaten aman yarabbim mi, ev doğumu zaten yasak. Yani böyle yani zaman içerisinde istediğimiz her şeyin doğum yani bir tanecik doğum. Kaç tane doğum yaparsan yap o bebeğin sadece bir tane varoluşu var. Ya o tercihlerin nasıl tükaka olduğunu gördüm ben zaman içinde. Nasıl oldu da hani bir kadının ve bir erkeğin ve bir bebeğin tercihleri bu hale geldiği işte sorguluyorum ne zamandır ki zaten sebeplerini sonra öğrenmeye başladım yavaş yavaş. Sonra bu hamile ve doğum psikoloğu ünvanı ve eğitimini doğurdum diyelim. Yıl 2013 ve hem gebelikte hem de doğumda destek olmak üzerine dizayn ettim aslında eğitimi. Gebelik kısmı zaten aslında birçok psikolog meslektaşımın, psikoterapist meslektaşımın yaptığı bir şey. Yani gebelikte destek olmak, doğum sonrasında destek olmak özellikle. Ama doğum anında asıl yenilik buydu işte 2013'te ortaya çıkan. Doğum anında orada olup bütün doğum boyunca gebeyi, babayı ve doğum ekibini takip edip desteği verme hali doğum psikoterapistliği ve doğum psikoloğu. Şimdi bunun için de hikaye biraz önden başlaması gerekiyor. Yani doğum anında doğumuna destek olacaksam seni, eşini, partnerini ya da yani bütün aile üyelerini, dinamiklerini bir görüyor olmam gerekiyor. Yani doğum psikoterapistinin rolü gebelik esnasında başlıyor. Seanslarla başlıyor. Gebeyle seanslar, babayla seanslar, anneanneyle, babaanneyle seanslar. Ve eğer ailede de böyle hani gebeyi çok etkileyen bazı hikayeler varsa abladan, görümceden gibi yani kadın kısmısından olan hikayeler varsa o gebenin çünkü hiç unutmayın gebenin kulağı buradan giriyor, buradan çıkmıyor. Gebelik böyle bir şey. Yani o hikaye alınıyor ve orada kalıyor. Ne o nasıl kalıyor bilmiyorum. Yani normalken o kadın tamamen başka bir prosesken tabii biliyoruz. Yani o hormonlarla ilgili bir şey. Buradan çıkmıyor o hikaye. Ve dolayısıyla da o bütün doğum boyunca lönk diye artık nereye oturuyorsa o korku, kaygı, o duyulan şey oturuyor. Ve bence müdahalelerin tek kaynağı bu arada. Yani hani bunu çalışmak lazım. Evet sen çok onayladın. Evet. Ha. Hı. Ay. Kesinlikle normal doğum yapacaktım ve bir hafta kala görümcemle yaptığım telefon konuşması, forceps'le çocuğu çıkardıklarından falan bahsetti. İşte kilolu doğum yapmış. Benim bebeğim de çok eriydi. Korktum ve yapamadım yani. Sezaryana girdim o yüzden. Buyurun. Hikaye başlıyor. O kadar bildiğim halde. Evet. Evet yani hikaye hakikaten böyle başlıyor. Muhtemelen doğuma hazırlık eğitimi almana rağmen. Almıştım da yani kursta hastane kursta veriliyordu. Hastane. Zaten kendim şeyim hani kendim sağlıkçıyım. Ondan sayılmıyor işte. Hı-hı. Yok hiçbiri etki etmedi. Etkilemez. Hiçbiri o evet. Korku yetti. Evet. Şimdi dolayısıyla da bizim yani doğum psikoloğu olarak yaptığımız şey bunları bu korkuları kaygıları kendi doğumundan gelenleri bir de kendi doğumun var. Yani orası ufak olmayabilir ve vücut kayıtların var. Gebe kaldığın veya baba adayı olduğun zaman o kendi doğumundan gelen kayıtlar başlıyor alarm çalmaya. Bu tanıdık bir şey. Tanıdık bir şey. Ben bunu daha önce yaşadım. Ne zaman yaşadım? Kendi doğumunda yaşadım. Vücut bunu algılamaz mı? Algılıyor tabii. Ve orada ne yaşadıysan sen ona benzer tepkiler oluşmaya başlıyor. İşte neyse orada yaşadıkların. Zor bir doğum mu yaşadın? Erken mi doğdun? Geç mi kaldın? Sıkıntılandın mı? Ne bileyim nasıl bir strese girdin? Neyse vücut belki de onu bir parça provoke ediyor. Yani duydukların da öyle bir şey. Yani duyduğun şeyi de neden duyduğunu ve neden onu dinlediğini de düşünmek gerekiyor tabii. Yani niye bir hafta önce onu öyle bir şey dinliyorsun acaba? Temiz olman lazım olduğunu biliyor olman çok önemli. O yüzden buna çok gülüyor olabilirsiniz. Ben çok gülüyorum ama çok da seviyorum. Şimdi böyle bir faktör var. Bilmiyorum aramızda kayınvalideler var mı? Kayınvalide şu demek bu arada bizde.
kaynana diye bir kelimemiz var bizim. Yok İngilizce'de, biliyorsunuz değil mi kaynana? Mother-in-law var. Kaynana yok kelime, öyle bir kelime yok yani. Ama bizim kaynana kelimemiz babanın annesi demek genelde. Bakın çok kültürel bir şey yani. Yani annenin annesine kaynana denmiyor. Yani daha çok yani nispeten deniyor tabii de. Dolayısıyla da bu faktör benim için bu gene benle ilgili bir şey. Yani bence dediğim bir şey. Çünkü ben direkt doğum psikoloğu olarak anneannelerle yani annenin annesiyle mutlaka görüşüyorum. Onunla mutlaka bir seans yapılabilir. Bu çok önemli. Babaanneler de mümkünse. Çünkü yani kültürümüz böyle bir kültür. Bilmiyorum yani hangi şehirlerden, hangi alanlardan geliyorsunuz ama ben kulaklarımla yani vajinal doğum yapmazsan eksiksin diyen kayınvalide duydum ben. Yani bizim böyle bir kültürümüz var. Doğuracaksın yani var. Veya da ay sezaryen ol ya ne katlanılacak mı bununla. Bizim zamanımızda sezaryen yoktu. Neyse parası versin damat sezaryen ol. Bir de böyle bir kesim var. Yani nereye baksan herkesin bir doğrusu var. Ve herkes çok iyi niyetle kendi doğrusunu sunmaya çalışıyor ki iyi hissedesin diye. Yani kızım canın acımasın ol. Kızım öyle olmasın ol. Ama bak kaç tane doğuracaksın sezaryenle bu olmaz vajinal doğur. Yok çok canın yanar bilmem ne. Yani acaba hangisi? Halbuki kendi hikayesi. Kendi hikayesini anlatıyor herkes. Yani bunu çok önemsemenizi istiyorum. Doğum psikoterapisti olarak çalıştığınızda eğer çalışırsanız kayınvalideler ve o tabii bu işin esprisi ama anneannelerden ki kuşaklar arası gelen süreçleri biliyoruz elbette. Yani neler geliyorsa artık bütün kuşaklar arasına bakabilmemiz seanslarda mümkün değil. Çok zor. O kadar seans yapamıyoruz çünkü gebeyle. Yani 4-5 seanstan falan bahsediyorum ama bizim bildiğimiz seans gibi olmuyor bunlar. Yani bir saat olmayabilir. Bazen bir saat 15 dakika olur. Bazen o sırada baba vardır içeride. Ona da bir 15 dakika görüşürsünüz. Bazen anneanne bekliyordur. Hani bir anneanneyle bir 5 dakika oturursunuz. Yani biraz seansları öyle düşünün. Proper bir seans noktasında ulaşmak mümkün olmayabilir. Bazen özellikle pandemide mesela anneanne ve babaannelerle hiç yüz yüze görüşemedim ben. Hep telefon veya işte hani WhatsApp görüntülü, WhatsApp görüntülü olmayan, cep telefonu bile olmayan telefon. Yani bir ses duyuyor olmak. Orada mesela bütün dinamiği anlıyorsun. Öyle bir anlatıyor ki o bir doğumunu veya hani ay kızım işte falan diye böyle bir başlıyor. Belli zaten yani hani nasıl bir duygunun kızına gönderdiği belli. Şimdi dolayısıyla da doğum anında onu nasıl kotaracağımızı böylece yani yavaş yavaş doğum psikoterapistleri olarak cebimize alıyoruz diye düşünün. Yani o bilgiler gebelik esnasında yavaş yavaş toplanıyor. Tamam mı? Ki doğum anında eğer gerekiyorsa kullanabilelim. RNA'ların transmitter görevini biliyorsunuzdur ama kuşaklar arası bilgiler deyince tekrar bir anons edelim. Bu önemli çünkü 89 kimya ödülünün detayına bakarsınız. RNA'lar, ribonükleik asitler RNA'lar, DNA gibi. Nasıl gözümüzün, kaşımızın rengi bir kuşaktan bir kuşağa geçiyor ya, bilgiler de böyle. Yani ailenizin içerisinde doğumla ilgili nasıl bilgi varsa, doğumla ilgili, üremekle ilgili, çocuk sahibi olmakla ilgili, işte o bir kuşaktan bir kuşağa geçiyor. Bir kuşaktan bir kuşağa geçiyor. Bitti, DNA gibi. Bizim buna bir şey yapabilmeniz mümkün değil. Ama bunu seanslar esnasında keşfedip o ailenin, o kadının, o babanın korkularının nereye dayandığını bulabilmemiz mümkün. Yani şuradaki korku söz konusu olamaz yani. Şu anki korku olamaz. Şimdi yavaş yavaş gidiyorum. Bunları birazcık zamana bakayım. İyi miyiz buraya kadar? Evet. Biraz geç gelenler girdiler mi içeri? Yani hissetmeye başladın mı? Tamam. Şimdi yavaş yavaş şunlara bakalım. Anne baba ile ilgili neler oluyor? Yani nasıl travmalar gerçekleşiyor? Sonra onu zaten ne yapacağız psikodrama ile oraya doğru bakacağız. Şimdi doğumda yani İnanın ki büyük büyük müdahaleler değil aslında hikaye. Annenin ve babanın kendini ifade edememesi çok önemli bir travma. Ağzını açıp konuşamıyor kadın yani.
Çok önemli bir şey. Babanın varlığı da travma, yokluğu da travma bazen. Duruma göre. Yani hani gerçekten korkusu çok böyle hani net bir veya stresi çok net bir adamcağızsa, doğuma hazırlık eğitimi proper ama düzgün bir doğuma hazırlık, her şeyi gördüğüm bir doğuma hazırlık eğitimi, onlara da anlatırım soru gelirse çünkü farklı farklı eğitimler var. Bütün stresi babadan alabilir veya da gerçekten hani bir şekilde, eğer hiç çalışmadıysa, hiçbir şey bilmiyorsa, düşünsenize mesela hiçbir şey bilmiyor ve bütün sorumluluk diyor ki ne istiyor, ne yapalım eşine, sezaryana mı götürelim, ne dedin sen, vakum mu yapalım, pardon vakum ne diyeceksin yani. Halbuki bizim bunları biliyor olmamız lazım anne babaya dayı olarak, çok basit, çok komplike olmadan, inanın tıbbi bir noktada olmadan, vücudumuzda yapılacak olan bir şeyi biliyor olmamız lazım ki karar verebilelim. Çünkü belki sen diyeceksin ki yok ben yani sezaryen istiyorum, vakum mesela öyle bir atıyorum demişsin. Okey. Bu bir seçim ama bilerek seçim başka. Çünkü eğer doğuma hazırlık eğitimi tam aldığında vakumun aslında hiçbir yan etkisi olmadığını bileceksin. Gerektiği zaman, kullanıldığı zaman. Ama kafanda bir tane hikaye duyarsan, bir tane koskocaman bir böyle bir hikaye olursa, o zaman tamam öyle yapayım bari. Ama bence de doğrudur da o. Yani kafanda koskocaman büyütüp büyük bir travmatizasyondansa, bu seçim de daha doğru bir seçimdir. İstediğim sadece bilerek seçim yapıyor olmanız hepiniz. Bil, seçimini yap. Planı sezaryen yap bilerek, dükkan senin. Öper başıma koyarım ama bilerek yap. Bizim keşkelerimiz ve travmalarımız daha çok kadında ve erkekte. Bilemedim. Keşke bunu bilseydim. Keşke bu korkumu çalışsaydım. Keşke eğitim alsaydım. Keşke hocam da bana biraz sahip çıksaydı. O keşkeler ağır. Ve o keşkeler hiç bitmiyor. Yani bütün hayat boyunca devam edenler bu. Bebeğin uzaklaştırılması ve saatler sonra gösterilmesi büyük bir travma. Hele bir de öğrendiyseniz, bağlanma mağlanma biraz çalışıp, oralardan bağlanmanın başladığını ve gereksiz yere bebeğin gönderildiğini, kötü. Yani o büyük bir travmaya yol açıyor. Yani bunlar biraz böyle azarlamalar falan azaldı azıcık. Ama tabii biz önceki jenerasyon, yani bizim mesela annelerimiz, işte anneannelerimiz, devlet hastaneleri, şimdi biraz daha iyileştiler ama yani tabii büyük azarlamalar, büyük abuse, yani kötü sözler diyelim, davranışlar, sözlere maruz kalınmış tabii. Ne oldu bak, bunlar kuşaklar arası geldi. Yani hani o bilgi bize geldi veya bizim annelerimize geldi, bizim annelerimizden bize geldi. Aman ha, aman ha'lar falan olmaya başladı. Halbuki doğum böyle bir şey değil ki. Böyle bir şey olmamalı yani. Aman ha'la doğum mu olur? Mahremiyetin bozulması çok acayip bir travma. Ama her türlü mahremiyetten bahsediyorum. Kapının açılması bile. Kapı çalınmadan kapının açılması. Böyle anlar var mesela kadınların doğumla ilgili sahnelerinde. Yani her şey yolunda ama bir ebe girdi veya bir hemşire veya bir neyse bir temizlikçi girdi içeri ve işte beni şöyle gördü. Bence çok önemli bir şey. Çok mahrem anla ilgili bir şey çünkü. Yani hep söylediğim şey şu. Bebeği yaparken hep bunu konuşuruz zaten. Topluyor musun abi herkesi yatak odasının için? Var mı böyle bir şey? Aynı şey doğum için geçerli. Biz nasıl oluyor da doğuma bu kadar kişiyi topluyoruz? Aklım almıyor bunu. Bu kadar mahrem bir şeyin. Nasıl oluyor yani? Ve hakikaten belki de bir kere yaşanacak olan bir şey. Ve bu güvensiz ve korkuyu yaratıyor aynı zamanda annede ve bebekten, babada. Bebektekine bakarsan bebekler hissetmez gibi müthiş bir mit var. Şimdi bunu da aklım almıyor benim tabii. Yani bebekler doğduğu andan itibaren hissediyor her şeyi. De. Anne karnında nasıl hissetmiyor acaba? Ki mümkün değil tabii. Prenatal psikoloji, prenatal science bize söylüyor ki bebekler anne karnında yumurta ve sperm buluştuğu andan itibaren tabii ki de duyuları, bazı bilgileri, kayıtları farklı olmak kaydıyla
artık kayda geçirmeye, duymaya, işitmeye, her şeye başlıyorlar. O yüzden de bakın, yani tabii ki de bu artık, yani bu resimlerin hayal olması lazım yani. Biz topluca Psikologlar Derneği, Bebek Ruh Sağlığı Derneği, bilmem ne derneği, hepimizin ayağa kalkıp bütün bunları yasaklatmamız lazım yani. Biz uğraşıyoruz çünkü. Yani bunları böyle bir hani mesela ne güzel falan filan, popoya vurmacalar falan filan. Bunlar yani bitti diyorum. Gene bir fotoğraf görüyorum sosyal medyada. Yani anladıktan sonra ne yaptığımızı bebeklerin ilk karşılaşmalarına, niçin bu şiddeti uyguladığımızı anladıktan sonra ve başka şekilde de karşılanmanın mümkün olduğunu anladıktan sonra o kadar acı ki bunları görmek. Yani senelerce ağladım ben bunları görünce sosyal medyada. Yani nasıl olabilir yani? Nasıl? Ve ben nasıl, hep beraber nasıl bunları durdurabiliriz? Kadın doğumcuya söylesem sana ne diyor? Ebeye söylesem senin ne işine diyor? Sana ne oluyor diyor. Ben diyorum ki ben ruh sağlığı uzmanıyım. Yani ben yani sizin bu yaptıklarınızı sonrasında acısını ben yaşıyorum desem. Yani hani senin o işin diyor. Yani o kadar zor idi ki hakikaten süreç. Çünkü yani bir şey desem, bunu yapma desem, sen bana işimi mi öğretiyorsun oluyor. ama böyle olmaz. Sonradan öğrendim ki yani gerçekten tabii hani ne demeye bu kadar çağ yaptıysam, yani mesleğimde ne güzel, ben psikodramatist yetiştirirken kendi psikodrama enstitüsümde yani bunları öğrendikten sonra zaten kulağının üstüne yatmak mümkün değil yani. Olmuyor. Olamıyor gerçekten ve anlatmak istiyorsun elbette ki. O yüzden de öğrenmen gerekiyor. Kanıta dayalı tıp nedir? Kanıta dayalı tıp doğumla ilgili ne söylüyor? Bunları öğrendikten sonra oh şükür arkanı doğum Dünya Sağlık Örgütü'ne de yaslayınca her şey yolunda. Çünkü kitap böyle yazmıyormuş. Bunları yapın demiyormuş. Bebekleri böyle tavuk gibi sallayın demiyormuş. Vurun demiyormuş. Yani bu bunları böyle boğazına, midesine kadar sokun demiyormuş. Başka yerlerine de. Yani ve bunların hepsi ilk şiddetmiş. Hadi buyurun. Şimdi ben nasıl bunlarla uğraşmayayım ki? Hani psikolog olarak. Veya en basitinde bakın, en alttaki resim çok, yani hepimizin göreceği bir şey. Ay ne kadar şirin dersin değil mi? Yani ben buna oturur ağlarım yani. Yani bu çocuğun bu spotla ne işi var? İlk spotla niye karşılaşıyor? Hiç ihtiyacı yokmuş. Bir kadın doğumcunun doğum yaptırırken, sezaryandan bahsetmiyorum. Sezaryanda tabii ki de çok büyük bir operasyon, ameliyat. Vajinal doğumda hiçbir spota ihtiyacı yokmuş. Ve bebek olarak biz gözümüzü açtığımızda bu spotla karşılaşmamız gerekmiyormuş. Ve bunun retinadan tut, anne bebek bağlanmasına, ilk şiddete ve ilk neredeyse de tacize kadar varılacak olan şeyi ne kadar derinlikleri varmış. Al sana böyle bir jenerasyon. Kaç kuşak böyle yetişti biliyor musunuz? Yani o yüzden psikologlar bu kadar arttı bence. Psikoloji dünyası bu kadar genişledi. İyi bir şey oldu. Ve en önemlisi de doğumdan sonra golden hour, altın saat denilen an. Bir saat. İlk bir saat. Eğer bir komplikasyon yoksa bu çocuklar bir saat, ilk bir saat. Hop çıktı. Sezaryen dahil bu arada bahsediyorum. Hop çıktı. Belki sezaryanda bir dakika bakıldı. Buraya gelecek ve burada kalacak. Bir yere gitmeyecek. İşte o bağlanma, gerçek bağlanma burada olacak. Bizim sonradan uğraştığımız güvensiz bağlanmalar. Yani uzaklaştırırsan, yalnızlığa mahkum edersen, bebek odasında bir saat öyle kaldığını düşün. Hissedin yani. Çok uzağa gitmeye gerek yok yani. Çünkü bana denilen şey şuydu. Hocam, siz biraz abartmıyor musunuz? En çok bunları duyacaksınız eğer bu yolda çıkarsanız.
Çok abartıyorsunuz. Çünkü zaten bu bebek bütün hayatı boyunca annesinin ve babasının yanında olacak. Diyorum ki ilk bir saat. Yani ilk bir saatin değeri artık böyle böyle makaleler var yani. Sayfa sayfa. Yani ilk bir saatte yıkanmadan, asla silinmeden, hiçbir şekilde şampuan, Allah'tan şampuanlar kesildi, bitti o şampuanlar. Yani kimse kimyasalla tanışmadan, ne oluyoruz, tanışmaması lazım. Bebek gelecek, yalayacak, yutacak, koklayacak, güvende hissedecek kendini. Tanıdık kalp nefesi, kalp atışlarını hissedecek, güvende. Bebeğin tek ihtiyacı bu. Başka hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Isınıyor, üşür. Burada mümkün mü? Burada üşümesi bebeğin. Yani akıl var ve mantık var. Yani düşün, bütün bunları bir düşünün istiyorum. Ama yetmiyor. İnanın ki sağlık personelinde çok yarısı var. O yüzden doğum psikoloğu sadece anne babayla değil, doktor ve ebe ve sağlık personeline de destek olmak zorunda. Çünkü onlar da doğdu. Onların da travması var. Onların da ön yargıları var. Ve en önemlisi ne yazık ki onlarda da kuşaktan kuşağa gelen yanlış bilgiler var. Ve hepsi güvensizlik ve korkuya neden oluyor. İnanılmaz çalışma koşulları var. Yani sizi oraya koyayıp o çalışma koşullarında yani sezaryen oranınız %99 olur zaten. Mümkün değil. Yani doğum beklenmesi mümkün değil. Yani hiyerarşi bir acayip. Yani ebeler yok ortada. Halbuki doğumda ebeler var. Ebeler olması lazımken yok. Kadın doğumcular var. Ha ne zamanki sistem dersiniz ki nedir bunun çözümü? Benim için çözüm ebelerin gerçekten kendi değerini bulması ve aynı zamanda hak ettikleri yetkiye de sahip olması yalnız. Kadın doğumcuların ellerini eteklerini çekip, ki çok kolay değil, Allah bu da kaydediliyor gerçi ama çekip, eşim kadın doğumcu dolayısıyla çok iyi biliyorum ne olduğunu sistemin. Oradan çekilip ancak bir komplikasyon olduğu yerde durmaları ve doğuma hazırlık eğitiminin şart ve standart olması. Doğum ekipleri de dahil olmak üzere. Yani başka yolu yok gibi görünüyor. Dolayısıyla da bütün bunlar yani ister şeyden gelsin, ekipten gelsin, ister anneden babadan gelsin hepsi kuşaklar arası böyle geçişle güvensizlik elbette. Fotoğraf paylaşayım hazırsanız. Çok bilmem ayarlayabiliriz sanki. Ha, tamam iyi. Tamam süper. Ben teşekkür ederim. İyi ki hatırlattın. Doğum fotoğrafları değil merak etmeyin. Bebek karşılaşmak ama ilk karşılaşma. Yani dolayısıyla da bakın. Bebeğin bakışlarına bakın. Direkt göz kontağı kuruyor. Bir saniye yani doğmuş işte yerde doğurmuş. Acıbadem Hastanesi burası işte en hani büyük. Reklam diye olmasın ama hani para verdik ve hastanede yerde doğum yapıyor. Yerde. Önemli olan bu işte. Yani hastanenin kişiye istediği yerde, istediği özgürlükte doğum yapabilme alanını sunması lazım. Kendi gerçeğini diretmeden. Ne yapmış? Ben yerde karşılayacağım demiş. Yerde karşılayacağım. Dışarı şeye kaldırırken, koltuğa kaldırırken de babanıyla tentene temas. Şimdi bu tentene temasa takılmamızın en önemli nedeni, bakın mahremiyetin olması o yüzden önemli. Şimdi herkes burada olsa, bu adam, bu kadın niye böyle cıbıl cıbıl dolaşsınlar? O yüzden mahremiyet, o yüzden böyle bir hafif bir karanlık. Şimdi böyle bir doğum olduğu için açılmış burası ama normalde karanlıktı. Ve o zaman da işte bebek gözlerini böyle açıyor. Spotla karşılaşmadan kapamayıp açıyor ve direkt bakıyor. Ha? Bir şekilde göğüste olmasıyla beraber de dost mikropları alıyor, yalıyor, yutuyor. Hastane mikroplarıyla karşılaşmıyor. Yani dolayısıyla da müthiş bir süreç var. Birkaç tane daha an göstereyim size. Fark etmiyor bakın doğum zaman, doğum şekli. Suya doğum da var. İşte mesela tuvalette beraber, ememle beraber vakit geçirtiyoruz gebeye.
sol alt köşedeki ev doğumu ve sezaryen. Doğum şekli ne olursa olsun bu bebek bu anneyle veya bu babayla karşılaşsın Allah rızası için. Doğum şeklinden bağımsız. Hiç takılmayın nereden geldiğine bu bebeğin. Birkaç tane daha. Bakın. Gene aynı şekilde beraber karşılama kısmı çok önemli. Bir komplikasyon olmazsa sezaryanda anne bebek göğüste kalsın. Odanın sıcaklığı ayarlansın, bebek üşümesin. Hep göğüste kalsın. Bak, ameliyat ikinci şeyde devam ediyor doktor. O benim eşim oluyor bu arada. O yüzden izinli fotoğraf. Devam ediyor ameliyat. Bebek burada kalmaya da devam ediyor. İşte buna bağlanma diyoruz biz. O bizim hani konuştuğumuz ve ayarlamaya ve düzenlemeye çalıştığımız güvenli bağlanma burada oluşuyor işte zaten. Yani bizim burayı yakalamamız lazım. Yakalamadıklarımızı tamam tedavi edelim. Elbette şifalandıralım ama burayı halledersek işimiz çok kolaylaşacak. Çok çok hem de. Doğum psikoterapistlerine doğru gelir isek ise böyle bir kısaca eğitimden bahsedeyim size. Çok uzun değil ama çok mıntık bir eğitim de değil. Yani iki arada bir eğitim. Doğuma hazırlık eğitmeni ve doğum destekçisi mutlaka olması lazım. Yani bu bir eğitim, bir bütün bir eğitim. Yani ayrıca sadece ben doğuma hazırlık eğitmeni olamam. Sadece doğum psikoterapisti olmak istiyorum. Yok. Çünkü doğum hazırlık eğitimini biliyor olman lazım. Doğumu öğreniyor olman lazım. Doula dediğimiz doğum destekçiliğini yani doğuma gireceğin için hani yat bana çocukluğunu anlat demiyorsun tabii gebeye doğumda. Dolayısıyla da bazen masajları, bazen nefesleri yani doğum destekçiliği yapabiliyor olman lazım zaten doğum anında. Ayrıca da 3 tane ayrı benimle olan modüller var. Bu mesela bu enstitünün eğitimleri dahil olmak üzere yalnız mutlaka bir psikoterapi ekolünden olmak gerekiyor. Terapist olmak, doğum terapisti olmak için. Çünkü terapistliği öğretemiyorum ben. Öyle bir zamanım yok. Zaten terapist olanlara doğum anında ne yapacağını öğretiyorum. Süpervizyonlar var. İşte doğuma girmen gerekiyor olacak. Doğuma girdikten sonra süpervizyon alacaksın gibi bazı şeyler var. Nasılız buraya kadar? Soru işareti burada var mı? Ben burada birazcık bir nefes alayım. Suyumu içeyim. Sizde buraya kadar soru işareti var mı? Bir bakın. İyi miyiz? İyiyiz. Hoş geldin. Olur mu? Estağfurullah. Belki tam zamanda gelmiştir. Bilinmez ki. Bazen öyle diyorlar bebekler için. Geç kaldı. Erken geldi. Kim bilir ki? Değil mi? Ona göre. Şuna konuşursanız çok sevinirim. Çok nice. Duyuluyor mu? Evet. Evet evet. Biraz tuhaf geliyor ama duyuluyor. Evet. Geç kalmak demişken hani buraya geç kaldığım gibi ben hayata da geç gelmişim. Yani geç bir doğum olmuşum. Buyurun. Şimdi bunu konuşmuştuk zaten değil mi? Evet. Hele ki ilk geldiğimde bu konuşuluyordu dediğiniz ya, gibi. Ve benim şöyle bir durumum vardı. Ben geç doğmuşum ve biraz hastalıklarla doğmuşum. Hı. Ve bana çocukluğumdan beri anlatılan bir şey var ailem tarafından. Sen çok çirkinli, çok hastalıklıydın. Kimse seni sevmedi. Ve hiçbirimiz sana dokunmak istemedik. Hani çok pistin, içeride kendi pisletmişsin. Mekonyumlu kakalı mı gelmiş? Evet. Ve bunu hani çocukluğumdan beri duyduğum bir şey. İki ablam var, ikisi de. Ya sen çok pistin, biz sana dokunmak istemedik. Annem bile almadı seni kucağına gibi. Ben hani çocukluğumdan beri bunu duyarak büyüdüm. Hmm. Ve sonrasında hani lisans dönemimde, üniversitede tabii biraz daha psikolojiyle iç içe girmeye başlayınca bunu daha yakından anladım. Ve bu bende çok büyük bir etki yaratmış. Çünkü hani beğenilmeme, istenmeme, değersizlik hisleri. Ve şöyle de garip bir şey var. Son zamanlarda mesela çocuk doğurduğumu rüyamda görüyorum. Bir çocuk doğuruyorum, çirkin. Ve hani şey, benim tanımlandığım gibi bir çirkinlik diyeyim ben size. Ve onu çok seviyorum rüyamda. Ve bu bana şeyi anımsatıyor. Hani ben sevilmediğimi düşünüyorum. Çünkü bana bu anlatıldı sürekli, çirkinsin ve sevilmedin. Hastasın ve sevilmedin. Ben de tam tersine mesela rüyalarımda ortaya bu çıkıyor. Çirkin bir çocuk doğuruyorum ama onu çok seviyorum.
tamamlanmış bir rüya. Çok teşekkür paylaştığın için. Çok özel bir paylaşım. Evet, ben de teşekkür ediyorum. Gerçekten özel bir paylaşımdı. Ben şunu sormak istiyorum. Şimdi hani psikodrama sahnesi, var olan bir gerçekliği değiştiremiyoruz ama onun yeniden ortaya sergilenmesi ya. Mesela örnek olarak söyleyeyim, kendi doğumum, yani kendi çocuğumu doğurmamla ilgili. Onu yeniden mesela psikodrama sahnesinde bir doğum deneyimletip oradaki keşkeleri iyi ki'ye çevirmemiz mümkün değil mi? Mümkün. Yeniden tamamen sahne organize olabilir. Orada olması gerekmiyor biliyorsun bebeğin. Yani bebeğini bir seçiyorsun grubun içerisinden. Onu iyileştirir mi? Bebeği tabii ki, iyileştirir tabii. Mi? Burada yani psikodrama sahnesinde yaptığın her şey katlanarak, yani bir görünmez bağlarla bağlı olduğumuz için, hele kan bağıyla ilgili olarak, hem onu hem seni, yani hani bütün her şeyi şifalandırıyor aslında. Bir de plus, en sonunda söyleyecektim ama şimdi yeri geldi. Bir de anne bebek psikoterapisi diye bir şey var. Anne bebek psikodraması da aynı zamanda. Onu duydunuz mu bilmiyorum. Çok yeni. Daha bebek doğar doğmaz. Bir ay sonra diyelim. Doğar doğmaz da alınabilir ama çok küçük. Bir aydan emeklemeye kadar diyelim. Emekledikten sonra ben almıyorum, ya da ben çocuklarla çalışmıyorum çünkü. Sadece hani o kısımla ilgili çalışıyorum. Bebek kendi doğum hikayesini seansın içinde aktarıyor bize. Ona bir alan açıyoruz yani. Nasıl aktarıyor derseniz, tabii ki konuşmuyor. Ama bir pelvis, bir bebek, oyuncak bebek ve bir de plazenta ve bağ var sadece. Oyuncak koymuyorum sahneye. Ve nasıl geldiyse, onlarla nasıl haşır neşir olduysa, pelvisi kafasına geçirmeye çalışanlardan tutun, kordon dolanması varsa, kordonu dolayıp anlatmaya çalışıyor hikayesini. Ama onu okumak lazım. Okumak gerekiyor. O ayrı bir eğitim. Yani bebek aslında kendi hikayesini nasıl anlatmaya çalışıyor bize. Çünkü annenin yaşadığı başka, babanın yaşadığı başka, bir de bebeğin hikayesi var. Ve emin olun ikisi bazen farklı oluyor. Anne kendi hikayesini başka anlatıyor. Bir bakıyoruz ki bebek öyle bir şey yaşamamış yani. Yani pelvise girmeyen bir bebek mesela, öyle oluyor ya bazen, hani açılma var ama inmiyor bebek. Pelvise girmiyor mesela falan gibi, böyle hikayeler duyulabilir. Hiç pelvise dokunmuyor yani o ortamın içinde. Pelvisle alakası bile kurmuyor bazen. Kordon dolanmış olanlar çok acayip. Çok şairane anlatıyorlar yani. Dolayıp bırakıyor mesela. Dolayıp bırakıyor. Yani bir de böyle bir kısım var bu arada ayrıca. Yani bebekle beraber yapılan bir terapi şekli bu. Anne bebek terapisi diye geçiyor. Oyun terapilerini falan kastetmiyorum. Bu tamamen apayrı bir şey. Yani bebeğin dilini tekrar okumak. Bebeğin dili diye bir şey var çünkü. Yani uluslararası bir dil yani. Nerede olursa aynı, bebekler aynı şeyi konuşuyorlar. Bir de onu tabii ailenin nasıl yorumlaması. Bir de ona bir alan açıyoruz yani. Söylemişken artı. Evet, ben bir şey daha tabii sormak istedim şimdi. Peki mesela az önce arkadaşımızın paylaşımında çok olumsuz bir şey gerçekten maruz kalmış. Mesela annesi ona deseydi ki hani şöyle böyle doğdun yerine daha iyi tarafından. İşte çok güzel bir bebektin, şu kadar işte, ya da ablaları seni annem çok sevdi falan gibi anlatmış olsalardı, durum değişir miydi mesela? Besleri değişir miydi? Bilemem. Yani o öyle bir, yani anlatış özetine fark etmez yani. Anlatış fark etmiyor mu? Kendi şöyle bir şey fark ediyor. Onun özelinde konuşmayalım. Çünkü tamam, o ona ait elbette. Ya ben örnek olarak. Evet. Yani diyelim ki mesela, evet, annenin anlatışı, bebeğin algılayışı gibi iki tane realite var biraz önce dediğim gibi. Yani yani işte hani mekonyumlu geldi veya çok zorladın beni. Ayşe'cim yani nasıl zorladın? Kaç saat sürdü doğumun? Halbuki bebek kendi zamanında gelmiş. Yani onun zorlandığı bir durum yok yani. O yüzden çok ilginç yani iki tarafın da hikayesini dinliyor olabilmek. İki tarafın hikayesini birleştirdiğinde o zaman, yani anne de bunu duyunca, aa sen zorlanmadın mı? Aa okey, sen zorlanmadıysan değdi ya. Hani sen zorlanmadıysan diye bir gerçekliğe de geçebilir. Yani o hikayeleri birleştirmek çok önemli ama anlatış da çok önemli.
Şöyle yani sadece şunu belki ekleyeyim, sonra belki biraz nefes alırız. Sadece hikayenin gerçek olması, gerçek anlatılması lazım. Yani bebek çünkü çok pure, çok temiz ve çok açık her şeye. Yani onu sen kandıramazsın. Kendini kandırırsın ama bebeği kandıramazsın. O yüzden de yani hani öyle hissediyorsa diyelim ki hani sana da çok sen söyledin diye kullanıyoruz ama izinle. Yani çok mersi. Yani mesela yani mekonyumlu gelmişsin. Mekonyum kaka demek. Ama aslında mekonyum adı yani tabii bir şey yok biliyorsunuz. Kaka. Yani aslında bebek ne zaman kaka yapıyor? Strese girdiğinde yapıyor. Demek ki bir şey olmuş. Bir şey hissetmiş aslında ve bir sinyal vermiş. Yani aslında çok iyi bir şey yapmış. Çünkü kendini kurtarmış. Nereden baktığına çok bağlı. Ama tabii hani öyle gelmiş. İşte öyle addedilmiş. İşte neyse kakalı makalı. Öyle mi öyle. Yani ben zaten çok güzel bir bebek görmedim pek. Yani gerçekten çok kötü çıkıyorlar bazen. Hani beni çıkıyorlar da böyle hani yani ne bileyim herkese altına ne denir ona kuzguna yavrusu öyle görünür yani öyle işte böyle fare yavrusu gibi çıkıyorlar hakikaten yani şimdi bir de ilk çıkınca biraz sezeryanlar güzel çıkıyor tabii böyle hani daha derli toplu kafalar böyle daha şey falan ama hani öbürlerinde uzuyor uzaylı gibi çıkıyorlar dolayısıyla da biraz böyle yani eğlenmek de güzel olabilir aslında ama hani bütün zamanlar boyunca, bütün hayatın boyunca o title'ı taşıdığını düşün. Yani muhtemelen sen tabii psikoterapi sürecinde belki çalıştın ettin. O oradan ne hikayeler çıkar aslında tabii. Yani kakalı olmaktan, kirden, pislikten, güzel olmak, çirkin olmak, beğenilmek, dıttır bıt. Yani bir sürü şeyler var orada tabii ki. Yani çok fazla şey yüklüyoruz böylece aslında bebeğe. Ama bebeğin hikayesi ne acaba? Orayı anlayınca yani neden mesela geç kaldığını diyelim, neden erken geldiğini, neden erken çıkmak istediğini yani mutlaka bir sebebi oluyor bebeğin. Yani ve müthiş bir zeka ve müthiş bir bilgelik var orada. Yani bebeği dinleyip neye ihtiyacı olduğunu anlasak ve o taraftan bakabilsek o bize söylüyor zaten. Yani hani ben çıkmak zorundayım diyor yani. Yani ay yoğun bakıma girecek, kaç gün orada kalacak, niye erken geldi bu çocuk? Yani çünkü belki erken gelmese içeride bir şey olacak. Biliyor onu ve kendini dışarı atıyor aslında. Şahane bir bilgelik var. Veya hani sen hani bekliyorsun. Bir şey bekledin belli ki. Yani belli ki orada daha tamamlamadığın bir şey var neyse. Ve ondan sonra da strese girmek. Yani mekonyum şu demek zaten yani. Bir şey oluyor mesela bir strese giriyor bebek bir şey çıkıyor. Yani o bizim kakamız gibi değil o. Yani bir fırt diye bir şey fırlatıyor. Ona o yüzden mekonyum deniyor. Kaka bile denmiyor yani. Dolayısıyla da yani onun da mutlaka bir sebebi oluyor. Onları araştırdığında işte senin gerçek hikayen o zaman ortaya çıkıyor. Sen bir sebeple onu yapmış oluyorsun. Stresle ilgili bir şey var oluyor mesela. Anlatabildim mi ya? O hikaye çok değerli. Sen geldin araya çıkacağız. O derece yani. Ama hoş geldin. Biraz nefes alalım istedim. Hem çayımız belki de varsa bir çay içelim. Lavabolarımıza gidelim. 5-10 dakika. 10 dakika iyi mi? 10 dakika yapalım sonra dönelim olur mu? Buyurun teşekkür ederim. Bunu acaba böyle tutayım değil mi? Şimdi ben bir şey yapmıyorum. Tamam. Thank you.
Evet, son müsaitimize başlayalım yavaş yavaş. Şimdi şöyle bir şey istiyorum. Bir kere hareket lazım tabii psikodramada, herhalde. Bir ayağa kalkalım hep beraber. Gelenler dışarıda var mıydı? Onları da çağırır mı Kubilay'cığım? Gelsin Gülşen abla. Tamam, bakayım sayımıza. 2, 4, 6, 8, 9. Kaç kişi var dışarıda? Eşin mi geldi? Eşi misin onun? Evet, tanıdın mı? Ne demekse, nasıl tanıdıysam. Seni anlattı önceden. Evet, dedi ki çok seviyorum onu. Vallahi. Ben boş boş konuşurmuşum. Şimdi etrafa bir bakalım.
hiç burada tanıdığınız, yani daha yeni geldiniz ve ama bir parça daha böyle biraz daha vakit geçirmek istiyorum diyen dediğiniz arkadaşınızı seçiniz. Bir iki dakika onunla vakit geçireceksiniz. Buyurun seçimlerinizi yapınız. Karı kocaları dağıtınız. Bir yeni tanıdınız, biraz daha vakit geçirmek istiyorum diyen dediklerinizde ikili partnerler olunuz lütfen. Hemen. Buyurun. Bakalım. Hiç kimse tanışmadı birbirine. Evet evet. Güzel. Hadi gidin partnerinizi bulun. Seçimler önemlidir. Evet bak. Buldun sen. Sonra kim seçiyor, kim seçiliyor? Neden birbirinizle oluyorsunuz? Evet. Evet. Şş, karı kocayı ayırın ha. Karı koca bir arada olmasın. Haberiniz olsun. Tamam. Kübülay'cığım sen tek başına takılmak ister. Şaka yapıyorum ayo. Birine katıl birilerine. Ay bir erkekler bir kadınlar durumu. Sen istediğine katıl. Sen onlara şey yapma kanma ya. Hangi grubu merak ediyorsun? Ha katıl. Tamam. Bak bak. Evet. Ha bir kişi daha geldi. Gel. Git git. Bak bir kişi daha partnersiz. Şimdi istediğim şey şu. Bir, en son sen katıldın ama yani aşağı yukarı bütün konuştuğumuz şeyi böyle kısaca özetlersem nasıl doğuyorsak hayatımızı da birazcık öyle geçiriyoruz dedik ya. Kısacık şöyle belki daha önce de düşüncelerinizde var olmuş olabilir ama şu anda hatırladığınızda sen de istediğin bir gruba katıl kardeşim. O çok tanıdık oldu. Oraya değil, tanımadığın birine katıl. Ha tamam şahane. Şimdi istediğim şey şu, çok kısaca arkadaşınıza ilk düşündüğünüz yani hani ben şimdi Nöşe Hoca'yı dinledim, doğumlara bir baktım, müdahaleler falan filan. Yani acaba kendi doğumumda ne olmuş olabilirim ki bütün hayatım etkilendi şöyle veya böyle işte hani en basitinden hani geç gelmişim geç kalıyorum falan gibi çok basit de bir şey olabilir. Ama ilk duyduğunuzda ne oldu biraz paylaşın istiyorum arkadaşınızla, arkadaşınızı da dinleyin ama yorum yargı yapmanızı istemiyorum. Yani ay şöyle diyorsun da sen bence şöyle olmuştur falan ha. Hikayemiz o değil, hiç kimseye yorum yapmak haddimiz de değil şu iki dakika kısacık süreçte. Sadece aktif dinleyebilirsiniz. Yani hani tabii soru sorabilirsiniz ama yorumsuz, yargısız. Ama dinleyin. Gerçekten ne anlatıyor? Ne olmuş ona kendince, kendi realitesinde? Ve bütün hayatı da veya bir kısım hayatı da nasıl etkilenmiş? Buyurun. 5 dakikanız var. 2,5 paylaşın. Durduracağım sonra sizi. Daha üçlü kişi, üçlü grup daha rahat olsun. İsterseniz oturun, isterseniz ayakta nasıl rahat ederseniz.
İkinciler, üçüncüler konuşur olsunlar lütfen. Son bir dakikamız. Evet, tamamlayalım son cümlelerimizi arkadaşlar. Tamam mıyız? Ateş bastı doğumları konuşurken. Gerçekten evet. Sıcak oldu değil mi? Nedense. Pencere de açık vallahi. Şimdi şöyle yapalım, tamam mıyız? Partnerlerinizle hem de tanıştınız aynı zamanda. Şöyle bir dolaştıracağım sadece. Şu kendi anlattığınız hikayede birazcık bir başkasıyla konuşurken biliyorsunuz daha da çok ısınırız. Hakikaten onun hikayesi bir parça bizi de provoke eder veya ısındırır. Sadece böyle spontan olarak şöyle bir şey düşünmenizi istiyorum. Hem biraz önce arkadaşınızı dinlediniz. Kendi hikayenizi tekrar yüksek sesle dinlediniz. O hikayenin içinden birisiyle ve bir şeyle konuşmak isteseniz. Yani bu bir kişi de olabilir. Mekonyum'un kendisi olabilir. Sezaryen olabilir. Ne bileyim. Vajinal kesi yapılmıştır. O bıçak darbesi olabilir. Vakum vardır. Vakumun kendisi olabilir. Doktor olabilir. Ebe olabilir. Eş olabilir. Bebeğin kendisi olabilir. Kendi kendine konuşmak isteyebilirsin. Böyle ilk aklına gelen, yani burada böyle bir bitmemiş bir iş var. Böyle bir unfinished business var dediğin neresi? İlk aklına gelen ne? Evet, tek tek konuşacağız. Evimle konuşmak isterim. Evet. Annemle konuşmak isterdim. Tamam. Ben hem kendi kendim için mi cevaplayacağım olsa, çok arkadaşın
Ben de kendimle konuşmak isterdim. Ben annemle herhalde. Plasentamla konuşmak isterdim, evet. Babamla konuşmak isterdim. Yani önce kendimle, sonra annemle. Ben annemle konuşmak isterdim. Ben de kendimle konuşmak isterdim. Öyle ben bağrına basıp böyle pış pışlamak isterdim. Kendimle konuşmak isterdim ben. Annemle konuşmak isterdim. Anne ağırlıklı gidiyor gibi sanki. Ha? Ben babamla konuşmak isterdim. Ben göbek bağımı kesen kişiyle konuşmak isterdim. Annemle konuşmak isterdim. Ben içinde uzun süre kaldığım küvezle konuşmak isterdim. Okay. Yapalım mı küçük bir çalışma? İster misiniz? Böyle bir duygunuz var mı? Yeterince ısındık gibi sanki. Kim çıkmak ister? Işık gel. Gel, hadi gel. Hoş geldin. Dokunmamda bir mahsur var mı sana? Ben çok seviyorum dokunmayı. İsmin ne? Kazan. Kazan. Bununla nasıl yapacağız bilmiyorum ama. İki mikrofon. Tamam. Bunu sana vereyim. Yok, yok, yok. Hiç gerek yok. Kazan. Evet, Kazan. Kazan'ın ismi mi? Anladın neymiş? Sonbahar. Sonbahar. Üzünlü. Hazancığım, bak bu grup arkadaşların hepsi zaten böyle gözünün içine bakıyorlar. Bir kendini seç. Kendini oynayacak olan kişiyi. Ben direkt psikodrama. Gözle geldim arkadaşlar ama. Tamam. Uygun mu senin için? Tamam. Hazan. Hissettin. Hadi canım, hissettin mi? Ve küvöz. Tabii ki, tabii tabii. Bak bakalım küvöz. Ben İçinde hanımefendiyi şimdi. Seçebilir miyim size? Hanımefendi. Hangi hanımefendi? Arkadakini, evet. Sarışın, uzun saçlı, evet. Güzel gözlü. O mu? Evet, rica etsem. Tamam. Hı-hı. Tamam. Gel böyle bakalım. Hissettin mi? Ya, gerçekten mi? Okey. Işıklar biraz sıkıntı yok. Sadece rahatsız olma istedim. Ama zaten zaten küvezde de ışık vardır, değil mi? Evet, vardır. Hı-hı. Ve böyle gelir bebeğe doğru. Şimdi öyle bir şey yap ki bu ikisini, küvöz ve Hazan. Gel canım. Alayım ben bunu. Ben sana yardımcı olayım. Bunları Hazan bebekle küvözü nasıl bir heykelle bize göstermek istersin? Şuraya geçeyim. Hiç konuşmadan göster bana bize. Nasıl bir ilişki içindeler? Bakın. Şöyle, evet, şöyle dönelim. Evet. Görsün diye herkes. Evet. Bir bak bakalım doğru yerde mi? Evet, biraz daha bebeği böyle yatırır konumda olsun istiyorum aslında. Yani yattığını hayal ediyorum. Tabii zor olacak biraz ama. Tamam. Yatarım da bu arada. Yani evet, ya bunun buradaki rolü benim için önemli. Yerleştir. Şöyle yapalım. Rol değiş. Geç kendi rolüne. Şimdi yap sen, kendi rolünü oyna ve sen kendini yerleştir bakalım. Böyle mi? Sıkılmış hissediyorum, sıkışmış daha doğrusu. Hı hı. İsmin ne senin? Hazan. 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 Kim koydu ismini? Kendim koydum. Kendin koydun. Nereden buldun? Okuduğum şiirlerden. Gerçekten ne güzel. Kendin koydun. Hazan. Hangi şiirden koydun Hazan?
Genelde Atilla İlhan'ın şiirlerinden, sonbahardan bahsetmesinden. Okey. Peki rol değiş. Ha, buraya geç. Evet, sen bir rolden çık. Evet. Yok, sen doğru düzgündür. Tamam. Evet. Ne yapıyorsun bu bebeğe? Onu kapsıyorum. Anlat ona, ne yaptın? Seni kapsıyorum. Üzerini kapatıyorum. Seni küçük bir tüpün içine hapsediyorum. Çünkü? Çünkü buna ihtiyacın var. Yani seni koruyorum. Evet. Buna ihtiyacın olduğu için. Evet, çünkü çaresizsin. Bak ona. Ve bu koruma halinin onu nasıl etkilediğini ve nasıl etkileyeceğini anlat. Nasıl bir şey yaptın ona? Küves. Sana bakamıyorum nedense. Zorlanıyorum, öyle mi? Evet. Devam et. Oradan devam et. Çünkü bakışmak bile zor. Çünkü çaresiz bir insana bakmak çok zor. Ve sen çaresiz. Evet. Ama ben seni koruyacağım, kollayacağım ve büyüteceğim mi? Ne yapacağını anlat onu. Anlasın Hazan. İyileşmene yardımcı olacağım. Ve gitgide daha iyi olacaksın. Ama sıkılıyorum. Baskılanmış hissediyorum. Şu an bu gerekli. Şu an gerekli. Gel bakalım. Aynı şeylerin cümleleri sarf eder misin? Rica ediyorum. Sana bakamıyorum. Ben sana. Sana bakamıyorum. Çaresizsin. Çok çaresizsin. Burada durmak istemiyorum. Ama seni iyileştireceğim. Buna ihtiyacın var. Seni koruyorum, kapsıyorum. Buna ihtiyacın var. Daha rahatım. Evet. Küveze. Sanki biraz daha az kavruyor ve daha az sıkıyor. Şu anda. Söyle ona. Şu anda daha az sıkıyorsun. Ve daha az bunaltıyorsun beni. Bu senin iyiliğin için. Evet, bunun farkındayım. Bunun farkındayım ama ben çok sıkıştım ve çok acı çektim. He? Öyle mi? Evet. Doğruysa, buna eşleme diyorum. Hı-hı. Doğruysa söyle kendi cümlelerinle, yoksa kendi kelimelerini koy. Daha önce çok acı çektim. Burada da çok sıkışmış hissettim ve genelde de sıkışmış hissediyorum. Ama bunun yavaş yavaş azaldığını hissetmek istiyorum. Söyle ona. Ne yapmasını istiyorsan. Neyi farklı yapmasını istiyorsan. Şu anda düzeltebiliriz bunu, olur mu? Hı. Neye ihtiyacın varsa. Kollarını gevşetmeni istiyorum. Anlat, tarif önce. Kollarını gevşetmeni istiyorum çünkü. Devam ettir. Çünkü beni sıksın istemiyorum ve... Ha, direkt ona söyle tatlım. Üzerimde bir baskı oluşturmasını istemiyorum. Ha. Üzerime baskı oluşturma, beni sıkma. Hı. Ama... Çünkü iyileştirecek ya seni, bir dengeyi bulalım, değil mi? Hı hı. Yine de yanımda dur.
Okey. Okey. Süper. Değiş. Geç role. Farklılade. Tekrar role geç. Küvöz. Ve cümleleri kur. Ondan sonra ilk şeye git. Bakalım sana söyledikten sonra nasıl gevşeyeceğine bir bak, olur mu? Nasıl gevşeteceğin? Ama sen karar ver. Hazan? Beni koruduğunu bilmek daha sıkışmış hissetmemi sağladı. Şu an sanki daha az sıkıyorsun. Ne yapması gerektiğini anlat köveze. Bana biraz alan tanı. Beni daha az sık. Ama yeniden yanımda dur. Beni koru. Ne yapacağına karar ver köveze. Bu senin inisiyatifinde. Bu arada bakmaya başladığını görüyorum Hazal'a. Gözlerini kaldırıp. Doğru mu anlıyorum? Okey. Nasıl yapmasın? Neyse yapmak istiyorsan, ama sen aynı zamanda onu koruyansın da unutma. Olur mu? Ne yapmak istiyorsan yap. Nasıl farklı yapmak? Birbirimize dokunalım ama iç içe olmayalım. Böyle daha mı iyi? Bu şekilde koruyabilir misin Hazan'ı? Evet, korurum. Koruyor musun? Söyle ona. Bu şekilde de seni koruyabilirim. Okey. Değiş. Son değişiklik. Son cümleyi sarf et ve evet, geç şimdi. Aynen yap. Sen yap. Bu şekilde. Şöyle parmak yapmıştı. Unutma. Öyle mi? Evet. Evet. Cümleyi söyle. Bu şekilde de seni koruyabilirim. Bu şekilde de yanında olabilirim. Baskı yapma daha çok. Ha, öyle mi? Daha çok baskı yapmadan. Hazal, bir bak tatlım bunu. Biraz önce başka bir yerdeydi. Kafandaydı. Ha. Biraz şöyle gelelim. Evet. Böyle bir yerdeydi bildiğin. Sonra bir şey dedi, bir şey yaptı. Ve dedi ki böyle yapayım. Ben seni böyle de korurum. Evet. Değil mi? Bu kim? Evet. Hayatında. Hayatında. Bomba soru. Özür dilerim. Bilemiyor evet. Musun? Evet. Tamam. Söylemek zorunda değilsin. Yok, paylaşabilirim. Paylaşabilir miyim? Kim? Babam. Evet. Böyle değil mi bu? Evet. Daha rahatım çünkü. Kesinlikle. Söyler misin ama? Şuna yardım eder misin? Daha dengeli bir ilişkide daha güvende hissediyorum. Sıkıştırılmak. Ve buna benzer şeyleri hayatımda istemiyorum. Ve bunun nereden başladığını çok iyi biliyorum. Yardım edeyim mi sana? Teşekkür ederim. Şimdi fark ediyorum ki bu hayata başlarken köyüzle başlamış. Evet. Anlat duysun baba. O kadar korunmaya ihtiyacım yok. Beni o kadar çok korumasan da ayakta kalabilirim. Köyüz görevini yaptı. Köyüz beni sağ tuttu. Ama bitti. Evet. Geçti. Anlat duysun babacığım. O da rahatlasın. Oh. Evet. Aynen öyle. Ben bebekken ve çaresizken evet. Küvezim beni sardı sarmaladı ve iyileşmeme yardımcı oldu. Ama şu an artık yetişkin bir kadınım ve bu kadar çok korunmaya, gözetilmeye ihtiyacım yok. Tamam. Bu eşleme sana uyuyorsa, kendi kelimelerin uymuyorsa boş. Artık daha dik duruyorum. Artık daha dik duruyorum. Okey. Baba da rahatladı gibi sanki. Bu iyi bir şey mi baba senin için? İyi bir şey. Evet. İyi bir şey ama bir rahatsızlık var üstümde. Rahatsızlık var.
Baba beni sıkmaya başladı şu an. Başladı mı? Evet. Babalık böyle bir. O zaman bence ay kızına sarılma vakti. Ha? Evet. Evet. Güzel bir sarılma. Peki mi? Hepimiz hak ediyoruz. Böyle daha mı iyi babacığım? Daha iyi. Daha iyi tabii ki. Peki bu durabileceğimiz bir an mı? Evet. Hı? İyi bir an mı? Peki. Evet. Şimdi rollerden onları geri çıkaracaksın. Hazan gibi dolaşmasın bütün gece ortada. Bu da küvöz gibi dolaşmasın ve baba olarak. Bu şöyle demek oluyor. Diyeceksin ki ismini sor arkadaşının. Yeşim. Sen artık ben değilsin, Yeşim'sin gibi bir takım ritüeller. Buna da rolden çıkarma diyoruz. De-rolling dediğimiz. Buyur lütfen kendi ritüelini yap. Sen artık. Hazan değilsin, Yeşim'sin. Hayatıma bu şekilde devam edebilirsin. Seni azat ediyorum. Evet. Bir kumanı tutmaya devam et ama. Teşekkür ederim. Evet. Sena. Sen de artık benim babam veya küvezim değilsin. Teşekkür ederim. Ve yaptığın görevden dolayı teşekkür ederim. Artık kendi hayatına dönebilirsin. Dismissed. Evet. Çok teşekkürler. Su vereyim mi azıcık sana? Teşekkür ederim. Rica ederim. Okey. Şimdi oturalım. Hem bir parça dinlen. Hem de aynı zamanda rol alanlardan küçük paylaşım alalım. Olur mu? Nasıl hissettiler diye. Bence iyi olabilir bu. Ve bir de belki de buyur lütfen sen rahat et. Şimdi protagonistin dinlenme zamanı. Paylaşım zamanı onun dinlendireceğimiz. Bizim paylaşımlarımızla onun bize ettiği, yaptığı hediyeyi aslında birazcık ne denir iadeyi hediye geri vereceğimiz bir zaman bu zaman. İki mikrofonla daha iyi konuşuyor olamıyorum. O yüzden bir tanesini bırakıyorum. Paylaşımlar şöyle rica ediyorum sizden. Zamanı da iyi kullanmamız açısından biraz kompak olsun. Önce rol alanlardan alalım. Rol paylaşımı, role eğer geçtiğinizi düşünüyorsanız, herhangi bir yorum ve yargı katmadan rolden konuşacağınız paylaşımlar. Siz izleyiciler ise role girmediniz ama çağrışımlarla bir yerlere gitmiş olabilirsiniz. Hayatınızda bir şey çağrıştırmış olabilir. Gene burada yorum yok, yargı yok, eleştiri yok. Ah, çok güzel oynadınlar falan, ben olsam yapamam. Öyle şeyler yok. Burası çünkü gerçek. Gerçeğin kendisi ve hayatın bir kesiti. Ve çok değerli bir şeyi paylaştı bizimle. Bu kısacık zaman dilimi içinde bizim de ona saygıyla paylaşımı geri vermemiz lazım. O yüzden hazır olan öncelikle rollere soruyorum. Sen de dinle bakalım neler gelecek. Olur mu? Buyurunuz. Buyurun. Evet ben Hazan kendini sıkışmış hissettim. Evet. Aslında duramadım ayakta. Ha. Düşebilirdim o an. Orada bir güç beni tuttu, iyi hissettirdi aslında. Bir yandan sıkışmışlık var ama bir yandan da konuşmaya başladan sıkmayı azalttı. İster istemez sıkmayı azalttı benden. Orada da o azaltırken acaba düşer miyim? Sanki az önce daha mı iyiydi gibi düşünmeye başladım. Evet, biraz korktum. Alırsa nasıl olacak değil mi? Son an durduğum yer daha iyi hissettirdi. Ama memnun hissettirmedi. Sanki biraz daha yolum var, daha biraz daha güçlenmeye ihtiyacım var gibi hissettim. Evet. Bir de biraz daha güçlendirmek. Eksik bir yer hissettim. Sarıldığında? Efendim? Sarıldığında babaya? Ben sarılmadım. Ama double'dın her zaman. Double her zaman double'dır. Double'dan kaçmışsın. Almadım. Sanırım kendi aktarımımı yaptım orada. Baba da kendi aktarımımı yaptım. Eksik olan o kısımdı çünkü. Evet, eksik olan o kısımdı. Çok güzel. Süper. Var mı çağrışımın? Çağrışımı? Baba mı çağrışım? Şeyi düşünmüyorum, neden bu roldeyim? Hep bunda bizimle alakalıdır ya. Doğumumla alakalı herhangi bir travmatik bir anım yok benim. Hani anlatılanlar da genelde olumlu. Ama evet babaya gitti. Evet. Allah dedim, burada aslında anne eksikti ama neden baba? Nereden çıktı bu? Evet.
Bunu birazcık belki düşünürsün kendi sürecinle ilgili. Evet, kendi sürecimde de şöyle bir aktarım yaptım. Orada evet baba sıkıyor, kolluyor. Ben de yoktu. Ben de sıkıp kollayamıyordu, hayatta değildi. Biraz o çağrıştırdı. Eksik parça tamamlanmış. Evet. Teşekkürler. Benim için karmaşıktı biraz. Hı-hı. Yani kendim aktarımdan ayırmak biraz zor oldu. Hı-hı. Ama o şeyde zorlandım. Baba kısmına geçince ben de zorlandım biraz. Ama ilk başta böyle sıkarken ilk böyle iyice sıkmak istedim. Yani çok sıkıştırmak Hı-hı. istedim aslında o kafasını tutarken Hazan'ın. Hı-hı. Bayağı sıkıştı. Böyle hatta bayağı kuvvet uygulamak istedim. Sonra konuşmaya başladıkça hayır işte ama şey gibi bir sıkıştım. Hayır bu senin için gerekli, böyle olmalı gibi bir şeydi. Sonra konuşmaya başladıkça biraz daha tamam böyle de olabilirmiş gibi bir şeye dönüşmeye başladı bende. Ama ilk böyle şey yapamadım hani... Hayır, böyle olması gerekiyor gibi bir sertlik vardı yani. Onu kırmak zor oldu benim için. Yoğun bakım gibi. Yoğun bakım gibi. Evet, yoğun bakımda çünkü sadece tedavi var. Doğru, çok doğru. Sonra işte konuşmaya başladıkça biraz daha işler evrilmeye başladı. Böyle biraz daha yumuşamış, tamam hani böyle de olabilir gibi olmaya başladı. Öyle iyiydim gayet. Sonra işin içine baba girince şey oldu, kalbim çarpmaya falan başladı. Hmm. O zamana kadar rahattım aslında ama kalbim hızlandı. Ve aslında rahat kendini savunurken yine de bırakmak istemedim. Böyle bir tut, daha böyle yine bir tut gitmesin gibi hani bırakmak istemedim. Öyleydi yani o taraf o şekilde hissettim öyleydi. Çağrışımın var mı? Yani çağrışımın yok galiba bu kadar çok karıştı kendim ve o tamam. taraf çok doğru çok karıştı. Tam okay. ayırt edemiyorum. Çok önemli yani. Paylaşımlar geldi oradan. Değerli. Çok teşekkür ederim. Alabiliriz isterseniz onu. Herhangi bir paylaşım yani bunu Hazan'a iletmeden çok gitmek istemiyorum bu akşam. Resim babaya dönüşmesinde yok artık kırdım baba. Resim geldi yani. Bir çağrışım yapabilirsin kendi hayatından. Ya rolde olmayıp özdeşim kurabilirsin. Yani role seçilmedim ama köyöz tarafından hissettim veya Hazan tarafından hissettim, baba tarafından hissettim gibi. Tamam mı? Paylaşımını böyle şekillendirip devam ettir. Bunun haricindekiler tamam. Şimdi ben ikili birleştiğimiz zaman da baba girmişti konuya. O yüzden oradaki küvetin babaya dönüşmesi beni şey yaptı. Yani açıkçası beni de etkiledi. Kesinlikle. Evet. Sen çünkü konuşmak istediklerin içinde babayı söylemiştin. Evet. Baba yani burada da mı çok etkili? O yüzden dedim. Dönmesi beni çok şaşırttı. Teşekkür. Başka? Buyurunuz. Ben çok çağrışım yaptım sanki. Ben hep kendimi koydum yerine. Evet. Ama farklı rollerde. Çocuk oldum. Bebek oldum. Aynen. Ama baba da oldum. Babaya daha çok üstlendim. Baba mısın? Değilim. Ama daha çok babayı benimsedim. Nasıl hissettin baba rolünden? Çok rahatsız oldum. Yani çok endişelendim. Bebeğinle ilgili olarak endişelendim. Evet. Kaybedeceğim zannettim. Öyle bir endişe mi yani? Yani. Var mı bir senin hikayende doğumla ölüm arasında bir gidiş geliş? Çok yani son çocuğum. Evet. Ve annemin herhalde 40 yaşlarında falan denk gelmişim. Teknik kazıntısı diyoruz biz. Aynen. Çıkırdı. Ve o zamanlar annemle çalıştığı için hep ablalarım bakmış bana. Şu anda çok biraz soğuk davranıyorum. Mesafe var değil mi? Çok. Ama ablalarına iyisin. İyi. Daha yakınsın. Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.
Arka taraftaki arkadaşına verebilir misin? Hocam ben de hem hazan oldum bazen bazı yerlerde. Bir de baba da oldum. Ama ya baba kendi yine kendim gibiydim. Yani ben kendimi koruyordum hep. O şekildeydi. Yani. Kendini koruyordun. Ne olmuş sana? Şey olmuş. Nefes alıyoruz böyle zamanlarda. Bir arkaya geçireceğim tatlı. Ben de tüm sahneyi izliyordum ama hep kendimi yerine koydum. Hani ben çıksaydım ne yapardım sahnede? Hani ben neyi oynardım? Sen onu kendinle düşündüm. Konuşacaktın. Evet. Kendini sevecektin, öpecektin. Evet. Sonra bu böyle yutkunduğu herkesin kısmında ben de biraz duygusal olarak etkilendim o kısımda. Gözlerim doldu. Hatta daha bugün sabahleyin işte ne zamandır ağlamıyorum diye saymıştım. Çok uzun bir zaman çıkmıştı. 4 ay kadar. Gel doğum psikodramasına gel. İşte hadi gözün doldu. Şimdi ağlayabilirsin diye kendime bir yandan telkin verdim ama yine olmadı. Sonra geçti zaten, sarıldılar falan. Yaşıştırdık orayı. Benim de böyleydi yani izlerken. Yine olmadı. Teşekkür ederim. Şifa olsun sana, hepimize. Çok özel paylaşım yaptın. Aldın mı? Bir şey söylemek ister misin gitmeden önce? Lütfen. Herhangi bir psikoterapinin içinde misin? Grubun veya bireysel terapinin? Hazan bireysel terapinin içindeyim uzun süredir. Çok teşekkür ederim. 1,5 yıl kadar oldu. Tamam. Yani o zaman bu konuyu biraz daha derinleştirmeni orada güvenle senin ellerine bırakabilirim. Teşekkür ederim. Aslında bir süredir ara verdim. Bir direnç oluşturduğumu fark ediyorum. Ama buraya gelmemle birlikte tekrar geri dönüş yapacağım. Çünkü buna ihtiyacım olduğunu da fark ediyorum tabii ki bir yandan. Burada bulunan herkese çok teşekkür ederim. Çünkü benim deneyimime ortak oldular. Evet. Evet. Hep birlikte bir şey yaşadık. Rol alan arkadaşlara da çok teşekkür ederim. Yorum yapanlara da, diğerlerine de, size de çok teşekkür ederim. Çünkü benim için çok önemli bir gün oldu, akşam oldu. Evet, evet. Küvözden nereye geldik? Evet. Allah Allah. Çünkü babam benim de aklımda yoktu. Evet. Çünkü ben genelde annemle bir çatışma içindeyimdir ve sıkıntı yaşarım. Babamla çok iyiyizdir. Hani biraz daha paylaşayım istiyorum. Lütfen, hani, lütfen tabii ki. Rahatsız olmazsınız. Estağfurullah, ne demek? Babamla şöyle bir hikayemiz var. Babam hep korur kollar, çok şefkatlidir, çok iyidir. Dünya iyisi bir insandır. Ve bu yüzden hep minnet duyarım. Hep saygı ve sevgi duyarım ama bunun fazla geldiğini hiçbir zaman belirtemem. Ben burada kendimi gördüm. Ve hani bu zamanı olmuş, tam yeri olmuş o zaman. He? Evet, o sıkışmışlık dediğim de aslında belki de oydu. Çünkü çok iyi bir insana karşı kötü sözler söyleyemiyorsunuz. Hatta olumsuz şeyler bile söylemek çok zor oluyor. Kötüyü geçtim. Onu da tabii ki böyle ortamlar vesilesiyle ortaya çıkarıyoruz. O yüzden dediğim gibi herkese çok teşekkür ederim. Ve herkese iyi akşamlar diliyorum. Aynen öyle. Bir zamana baktım. Bunu tekrar döndürmek mümkün mü? Kubilay'cığım, belki birkaç tane slide daha göstereyim. Böyle toparlayalım istiyorum. Saatte güzel bir zaman olmuş. Belki bir 10 dakikaya daha ihtiyacım var. Uygun mu? Okey midir? Tamam. Bir şey söyleyeceğim. Paylaşım yapacaktın sen. Hadi yap. Hadi yap. Görmedim. Çok özür dilerim. Hiç önemli değil. Aslında küvezle kendimi bir bağdaştıramamıştım. Fakat küvez baba konumuna geçtiği zaman kendimi baba gibi hissettim. Aslında şu şekilde hissettim. Onun korumacılığı iyi gelecek ama neden itiyor gibi hissettim. Evet, beni neden itiyor gibi hissettim. Biraz kızdım aslında Hazan karakterine orada. Baba olarak kızıma. Evet, baba olarak kızıma kızdım. Çünkü belki biraz farklı bir bakış açısı, tersten gibi. Çünkü ben orada iyi bir şey yapmaya çalışıyorum aslında. Ama itilen bir duygu var. Aslında birazcık yani yorum gibi olacak. Yapma. Yorum değil aslında, şöyle. Kendi rolündeysen iki tane şey var biliyorsun. Role geçtiysen bir de çağrışımın varsa. Evet, şöyle aslında.
bir babanın... Babamın baba olarak ya da iki türlü yapacaksın. Bir baba olarak ben kızımı bu kadar korumak isterken neden o beni itiyor veya neden bana ihtiyacı yok diye bir düşündüm aslında. Ondan sonra aslında şunu bağdaştırdım. O ben yetişkinim dediği noktada artık kendi olma çabasına saygı duymam gerektiğini fark ettim. Meğerse kızım büyümüş. Evet. Okey, çok teşekkür ederim. Bu arada partnerlerinize teşekkür edin. 2 dakika, 3 dakika da olsa çok güzel paylaşımlar yaptınız. Güzel tanışmalar yaptınız. Olduğunuz yerde isterseniz kalabilirsiniz. Şimdi bu çok binici. Bu slaytı sadece paylaşacağım. Çok derinine gitmeyeceğim. Çünkü bu slayt başlı başına bir konuşma konusu. Her bir müdahalenin, biraz önce söylemiştim, her bir tıbbi müdahalenin bizim hayatımızda bir etkisi var. Bu işte hani anestezi almaktan tutun, doğum başlatıcılar dediğimiz mesela suni sancı aldıysa anneleriniz veya siz. Veya adetli doğum dediğimiz işte hani vakumla bir doğum yapıldıysa, prematüre geldiyse bebek, sezeryan olduysa, yoğun bakım süreci varsa, post matürite dediğimiz yani miyat geçidi falan derler ya, miyadı doldu. O bizde tabii biraz farklı. Yani normalde unutmayın, o da böyle kalsın. 38-42 hafta doğum süreci. 42 haftayı geçene aslında postmatüre deniyor Dünya Sağlık Örgütü'ne göre. Ama biz onu da değiştirdik tabii Türkiye'de, değil mi? 40'ı geçince bir herkes, kadın doğumcular bir ürkmeye başlıyorlar. Fakat 38-42 olduğunu unutmayın. Siz de gebe kalırsanız veya etrafınıza söylenenler olursa. Şimdi bütün bunların, tıbbi müdahalelerin her şekilde bir, kendi hayatımızda bir karşılığı var. Benim her zaman hedefim, hiçbir zaman, genelde biraz daha böyle kadın doğumcular, ebeler biraz rezistans gösteriyorlar ama bir şey yapmayın demiyoruz biz. Yaptığımız müdahalenin veya uğradığımız müdahalenin bir şekildeki bağlantısını ve hayatımıza etkisini öğrenirsek eğer, nerede ne yapıyoruz, neyi seçiyoruz, nerede engellerimiz var, neyle karşılaşınca ne yapıyoruzu anlamamız ve kendi kişisel gelişimimizi tamamlamamız daha kolay. Dolayısıyla da hikaye bu sadece aslında. Yani illa şunu yapın, bunu yapın, şöyle doğum iyi, böyle doğum iyi, kötü falan gibi bir durum yok. Bebek ne istiyorsa. Hikaye şu sadece. Yani bebeğe gerekli zamanı ve gerekli saygıyı göstermek. Bu kadar. O yüzden de bebekler hissetmez, kayıt etmez. Böyle bir şey yok. Erken dönem hafıza var. Sonra bebeklerin anne karnında acı duyduğu netleşmiş prenatal bağlanma açısından ve erken bağ dediğimiz prenatal bağ da bütün hayatı değiştiriyor. Ha, iyi haber var. Hep size böyle şey, gamlı baykuş gibi bir şeyler söylemeyeceğim. İyi haber. Bebekler eğer bir müdahale varsa, yani işte üstten ittiler, alttan çektiler, sezaryen olduğu kanamayla bir şey koy. Yani bir müdahale varsa o müdahalenin kendisini kurtarmak için yapıldığını anlıyorlar. Ve bu çok müthiş bir şey. O zaman zaten bir sorun yok. O zaman travma yok. Çünkü varlık oradaki bebek ölüme doğru gittiğini biliyor ve ona bir şey yapılıyor. That's fine. Ama müdahalenin gereksiz yere yapıldığını da bilebiliyor o zaman işte. O zaman da işte biz uğraşıyoruz ondan sonra. Psikolojik süreçler oluyor yani. Yani gereksiz bir yere bir müdahale edilmiş oluyor. Bir şey olmuyor belki. Ama o gereksiz olanı da biliyor. Yani gereksiz yere vakum takıldı. Gereksiz yere sezaryana gitti. Gereksiz yere suni sancı verildi. Hızlandırılmış doğumlar. Niye hızlandırılıyor doğumlar? Hani kalp atışlarının düşmesini falan bir kenara bırakıyorum. Evet. Dolayısıyla da ama hikayemiz, sistemimiz bu. Sistem çok zor. Yani bizim herkese saygı, keşke siz doğumun hikayesi bu. Yani ekiplere saygı, ekiplerin sistemini ve çalışma koşullarını düzeltmemiz, onların da psikolojik sağlığıyla uğraşmamız ve en önemlisi kadınların ve erkeklerin, gebe
kadın ve erkeklerin diyelim. İkisi de gebe kalıyor çünkü. Onların doğumlarına sahip çıkmalarını ve ekiplerin işlerini kolaylaştırmanı, konuşturmalarını yapmamız gerekiyor. Yani bizim hikayemiz bu olmalı. Yavaş yavaş bitirirken Doğum İçin Elele Derneği'nin sloganını da ileteyim size. 4D diye bir sloganımız var. Benim çok 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 önemsediğim. Doğana, bakın. Doğurana. Doğum anına ve doğum ekiplerine saygı. 4D. Hiçbirini atlamadan. Birini atlayınca sıkıntı oluyor çünkü. Bebeği atladın mı problem. Doğuranı atladın mı problem. Doğum anının kendisi, sabahtan deminden beri konuşuyorum. Doğum anının mahremiyeti, saygısı, rahatlığı, serbestliği ve doğum ekiplerine olan saygı. Onları da asla unutmamamız gerekiyor. Siz ne yapacaksınız ruh sağlığı çalışanı olarak? Acizane önerilerim. Yani bence bir STK'ya üye olun zaten doğumla ilgili özellikle. Doğum İçin El Ele Derneği bunlardan biri. Kendi doğumunuza sahip çıkın. Kendi doğurmanıza yani. Yani geleceğin, çünkü anne babalarısınız eğer istiyorsanız tabii. Yani sahip çıkın derken doğumu öğrenin, doğuma hazırlık eğitimini alın, doğum ekiplerinizi oluşturun. Bunun lüks, şımarıklık, bilmem ne olma kısımlarını geçin artık. Yani size bunlar sunulmayacak. Size bunlar altın tepside sunulmayacak. Hangi hastane olursa olsun. Yani dört dörtlük 1500 yıldızlı hastane bile size bunları böyle sunmuyor olacak. Çünkü sistem böyle değil. Yani bizim o yüzden de doğuma kendimizi hazırlamamız, doğum tercihlerimizi yapıyor olmamız ve bunu ekiple konuşuyor olmamız gerekiyor. Ve hiçbir şekilde istediğiniz hiçbir şey asla yapılamaz bir şey değildir. Zaten ne isteyeceksiniz doğumda Allah aşkına? Yani işte eşim yanımda olur mu? Ekibim yanımda olur mu? En fazla isteyeceğiniz suya doğum olur mu? Ne isteyebilirsiniz zaten yani? Yani nedir ya? Yani iki tane mum yakacaksın, karanlık ışık, belki müzik koyacaksın. Yani bunların hiçbiri lüks değil. Bunlar senin hayalinse yapacaksın. Yani keşke de bunları tabii sunuyor olsak. Doğum psikoterapisti de olun bence. Doğuma giriyor olmanız gerekiyor ve onun konusunda eğitiliyor olacaksınız. Ve doğum esnasında bir tıkanıklık olduğunda, bir zorluk olduğunda, doğum ilerlemiyorsa tıbbi müdahaleden önce doğum psikoterapistinin görevi başlıyor. Ve o yüzden de bizim keşkesiz doğum ekiplerinin sezaryen oranı %13. 3 uzman deliler gibi çalıştığımız için. O kadar. Zaten Dünya Sağlık Örgütü rakamına ancak inebiliyoruz. Kolay değil. Ben biliyorum. Yani gerçekten hepsini anlıyorum ne kadar zorlukta olduğunu. Bak, doğum psikoloğu, ebe birebir destekten bahsediyoruz ve kadın doğum uzmanı. Ancak bu kadar düşürebiliyoruz ki tabii ki de bu sistemin içerisinde ne yapılabilir? Ama yapılması gereken bir şey var. Herkes geri çekilemez yani. Yani sistem böyle, ben böyleyim, doktorlar böyle, ebeler, herkes birbirine o sıcak topu atıyor. Hani hop 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 hop. Ama o sıcak topun kendisi bizim geleceğimiz ya. Yarınımız yani. Yani gelecek kuşaklarımız işte, daha ötesi yok ve buradan başlıyor. Yani eğer bir bağlantınız varsa doğum psikoloji, prenatal psikoloji, bunların derslerini yavaş yavaş koymamız lazım. Anne bebek terapisinden bahsettim. Yani oldu, böyle doğumlar oldu. Şöyle doğumlar oldu, oluyor, olacak. Yani hani bir şekilde. O zaman bari telafi edelim bunu. Yani büyümeden çocuklar. Orası da anne bebek terapisi işin içine devreye giriyor. Ve kendi doğumunuzu çalışmanız hakikaten çok önemli. Yani benim için tabii hakikaten keşkesiz doğumlar ve keşkesiz hayatları getiriyor aslında. Keşke demediğin zaman hayatında öyle bakmıyorsun. Ve bu bana göre geleceğimiz işte. Bu da annesinin burnunu emen bir bebekle bitirmek istiyorum konuşmamı. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz, sabrettiğiniz için. Kendimi alkışlayayım. Var mı buraya kadar soru? Evet, evet, lütfen bana gerekli ehemmiyeti, önemi verin. Çok teşekkür ederim. Hocam, çok mersi. Her zaman bizi onurlandırıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Buraya gelerek. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah, ne demek? O zaman. Çok teşekkür ederim. Çok mersi. Teşekkür ederim.
Hep beraber çekilelim mi? Hadi gidelim. Işığını açayım ben. Şunu bırakayım. Ha. Nasıl yapalım? Ben buradan olalım yani, ki herkes orada. Böyle de sığabilirsek karşıdan. Öyle mi? Daha mı iyi? O zaman böyle. Tamam, buyurun. Hı-hı. 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 Biraz arkaya geçeyim. Buradan alıyor muyum? Boyludan arkaya. Ama geçeyim. Karabekirneşe@gmail.com mail adresim. Doğum Akademi diye bir soru Psikodrama, Enstitüsü'nden, Doğum Akademisi'nden, Doğum İçleri Derneği'nden her yerden takip edebilirsiniz. Derneğe de girin, dernek sürecine de bir bakın, o da önemli. Ve özel bir sorunuz olursa sakın çekinmeyin. Ben bir tek seanslarda, bir de işte durumlarda kendime ben cevap veremiyorum. Ama hakikaten her şey aklamamaya çalışırım. Çok da özel gösterilir. Sabır gösterirseniz de mutlaka cevap verin. Çok iyi bakın kendinize. Yolculuğunuz hayırlı olsun. İnşallah buluruz. Başka konuşmalarda. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Çok memnun oldum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bu arada doğum sıkı terapistliği eğitimi her sene bir kere açılıyor. Kasım ayında. Mart'a kadar. Kasım Mart'a dönemi duruyor. Doğum Akademisi'nden incelerseniz zaten mülakatla yani önce bir de mülakat yapıyoruz. Ama online böyle yani hani ne haber nasıl? Ondan sonra da zaten böyle 25-30 civarında gruplarda alınıyor. Sana da istemiyoruz. Birebir bilemiyoruz. İçimizde tabii doğum psikolog, perinatolog, yeni doğancı, yoga, manuel terapist, bioenerji uzmanı, psikoterapist ve fizyoterapist var eğitmenlerimiz. Zaten bakarsınız modüllere, kriterlere. Çok komplike değil, psikoterapist olmanın benim için çok büyük bir avantaj. Çünkü o background'un üzerine bir şey kuruyoruz. Görüşmek üzere, iyi akşamlar. Hoşçakalın. Görüşürüz. Sen farktan mail verecek hocam. Anlaştık. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Ben de teşekkür ederim. Ben de aynı şekilde. Daha da kolay benim için. İyi akşamlar, görüşmek, başarılar diliyorum hepinize.
Görüşürüz. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Görüşürüz. Estağfurullah. Oraya kaydetmemiştik değil mi? Çok şey bulaştı. Can açtım direkt. Çok teşekkür ederim bana. Ben yine size bir